Takım oyununa hoş geldiniz sevgili seyirciler. 5 golün atıldığı maçta Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde Sarı Kırmızılar 3 puanın sahibi oldu. Takım oyununda bu akşam Reha Kapsal, Zeki Uzun Durukan ve Serkan Korpaz birlikteyiz. Hoş geldiniz takım oyununa. Hoş bulduk. Peki hoş bulduk. takım oyunda neler var? Getirelim ekranlara. Yine doktorlu bir programla karşınızdayız. İşte takım oyunundan satır başları. Kasımpaşa Galatasaray maçının detayları görüntülü analiz takım oyununda olacak. Tüm pozisyonları ekrana getireceğiz. Tek tek konuşacağız. Galatasaray'da yeni oyuncular mercek altına alınacak. Bu programda performanslarını değerlendireceğiz takım oyununda değerli yorumcularımızla birlikte. Beşiktaş Başakşehir'i konuk edecek haftanın kapanış maçlarından biri Vodafone Park'ta olacak. Biz de konuşacağız bu maça dair notları sizlerle paylaşacağız. Ve haftanın son maçında Trabzonspor, Adana Deplasmanı'nda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Bu maça dair son bilgiler de yine takım oyununda olacak. Gecenin maçıyla başlıyoruz. Takım oyununa Kasımpaşa Galatasaray maçının özeti geliyor ekranlarınızda. 5 gol 3 puan Galatasaray'ın Serkan Korkmaz maça dair konuşacak o kadar çok, çok şey var, var ki. Yusuf Demir'i konuşacağız. 10 dakika oynadı ama hani tadı damağımızda kaldı oynadığı futbolun. Kerem Aktürkoğlu son haftalarda kabul edelim ki eleştiriliyordu. Hatta bizzat Galatasaray taraftarı belki de tırnak içerisinde acımasızca eleştiriyordu. İki gol attı ki biri muhteşemdi. Uzun uzun konuşacağız onu da. E, Yunus her zaman gibi ben buradayım dedi. Neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi bize. Ve bu takıma daha Icardi Mata filan girecek. <laughs> ya bir de bir şey söyleyeceğim. Yani evet tek tek ele alındığında konuşulması gereken çok bireysel performans var. Ama ben Gomis'in performansını çok görkemli ve çok şaşırtıcı Ona bulduğumu söylemeliyim. Ona alıştığımız için sarmadım bile. Ben de. Yani bu kadar iyi bir performans açıkçası. Hani Gomis atıyor. Zaten takımda tek Tabii. gol atan e, oyuncuydu. Bugün işte Kerem de katkı sağladı. Bir de e, rakibin kendi kalesini attığı bir gol var. Yani iki golcüsü var şu anda Galatasaray'ın. Bugün Kerem'in ikinci golü muazzamdı. Hani bu maçtan ileride ne aklında kalacak diyorsanız Kerem kalacak. Yusuf'un Galatasar Galatasaray forması giydiği ilk maç olarak kalacak. Belli ki bu çocuğun önü çok parlak. Zaten Barcelona'nın bir dönem ilgilendiği ve hı hı. yarım sezonda olsa şans verdiği bir isim, mutlaka potansiyelli bir isim. Daha da 20 yaşına girmedi, benim evet, 19. yanlış bilmiyorsam. Yani bu çocuk çok potansiyelli. Esas inanılmaz olan Galatasaray'ın Yusuf'u bonservisiyle almış olması. Bakın bu çok acayip bir şey. Yani 6 milyon az mıdır çok mudur bunu zaman gösterecek. Ama Yusuf'un bonservisiyle alınmış olması bence çok büyük bir başarı. Ne kadar oynar bu sene ne verir bilmiyorum ama kendi yaş grubunda tüm dünyanın tanıdığı nadir isimlerden birisi düşünsene bir ara Barcelona formasıyla La Liga bile gördü. E, bu delikanlı. Bu genç yaşında. Şey. Evet bu genç yaşında. E, üstelik tabi bir de garip bir durum var. Adı Yusuf, soyadı Demir. E, Türk statüsünde oynamıyor. E, daha Türkçe bilmeyen pek çok yar, isminin yarısı Türk olan oyuncunun Türk statüsünde oynadığı bilgimiz var. Burada da bir enteresanlık var doğrusunu söylemek gerekirse. Onu belirtmek isterim. E, başka çok dikkat çekici olan ben ilk 11'i gördüğüm anda Galatasaray'da direkt en çok Kerem'e odaklandım ne yapacağına. E, açık konuşmak gerekirse bugün de kötü oynasaydı ki çok kötü bir ilk yarı çıkardı bence bilmiyorum. Yani i̇lk yarı bence kötüydü. E, i̇lk yarı Yunus, e, Gomis ayakta tutan isimler oldu e, Galatasaray'ı. Rakibi oranla daha baskılı bir oyun oynamış olmasına rağmen. E, ama ilk yarıdaki Kerem'i hiç beğenmedim. Hatta bir 10-15 dakika içerisinde de ikinci yarıda oyundan çıkar diye düşünüyordum ki... ...Olivera ile birlikte... Rakip yara alana hızlı geçişi, solda topu bekleyişi, Oliveira'nın şık pası bir anda Kerem'e hayat verdi. Sonra ikinci gol geldi. Artık uzunca bir süre Kerem o 3 Türk oyuncudan bir olmayı garantiledi diye düşünüyorum. Kerem açısından da çok önemli maçtı. Şimdi önümüzdeki hafta Konya maçı var Galatasaray'ın. Aslında en sonda söyleyeceğimi de şimdi söylemek isterim. O maç Galatasaray için o yeşeren umutların büyük, görkemli, güzel, renkli bir bahçeye dönüşüp dönüşmeyeceğinin e, delili olacak. Çünkü Belki o bir... Konya gol yemedi. O Konya gol yenedi. Şu anda da maç bir fazlasıyla. de geçen sezondan bu yana getirdiği bir hikayesi var Konya'nın. Arada tek bir nazar boncuğu var ki beni Vaduz. çok sinirlendiriyor. <laughs> Vaduz. Vaduz'a eğlenmek. Ama önümüzdeki hafta kendi sahasında Konya'yı yenecek bir Galatasaray <laughs> artık taraftarına ve spor kamuoyuna, futbol kamuoyuna çok farklı bir şey vaat ediyor olacak. Ama Konya'da kolay bir rakip değil. Konya'ya yenilebilir de Galatasaray bu olasılığı da göz önünde tutmak lazım. Hocam bu stüdyoda biz de eleştirdik Kerem'i Yunus'u çok daha fazlasını beklediğimiz için belki de ama bugün her ikisi de müthiş performans sergilediler. E, Galatasaray takım halinde beğenildi ki son dakikalarda bir sıkıntı yaşamasına rağmen üstelik Galatasaray. Evet. Maç 3-2'ye geldi. Yunus'la Kerem de ikisi de evet genel oyunun genelinde iyi oynadılar. Bundan daha iyisi, daha iyi performansı da görmeliyiz diye düşünüyorum. Yunus beyaz yaptı, Kerem iki golü e, direkt katkı sağladı. Ama biraz daha ikisinin top rakipteyken pres yapıp kenar beklerini kovalaması gerekir. Her rakip hı hı. Kasımpaşa gibi değil. İkincisi de daha fazla Kerem adı yapıyor, Yunus daha az yapıyor. Savunma arkasına daha fazla topsuz koşu yapması gerekir. Galatasaray takımında özellikle son iki haftada neyi beğeniyorum? Galatasaray takımında geri adım atmak yok. Bunu niye, niçin söylüyorum? Geçen hafta 10 kişi kaldılar, geriye düştüler, galip geldiler. Bugün de geriye düştüler, yine galip geldiler. Geri adım atmak yok. Galatasaray takımının özellikle bu oyuncu kadrosuyla ne oynar? Topa sahip olarak oynar, rakibe ne yapar? Topla baskıyı hissettirir. Yani topla ayağındayken rakibe karşı üstünlük sağlar. Fiziksel tempolardan bahsetmiyorum. Öyle bir takım zaten kurgusu yok. Galatasaray takımı rakip yer alandaki e, kurgulanan oyunu ve şablonunda çok büyük sıkıntı yok. Esas kendi yer alanında oynanan oyunu Galatasaray'ın düzeltmesi gerekir. Hem savunma anlayışını hem bireysel hataları hem özellikle geniş alanda yakalandığı zaman yaşadığı sıkıntıları bir şekilde Galatasaray'ın çözmesi gerekir. Mata ile Icardi gelince Galatasaray takım farklı bir cephanelere de sahip olacak. Düşünebiliyor musun? Tabii. Evet Mata son... 3 yıldır çok ıı, maç o tempos ritmi yok. Onunla beraber geçen sene iki defa Manchester United'da ilk 11 çıktı. Mata ama eğer o ritmi yakalarsa Icardi, arkası Mertens, Yusuf şimdi böyle bir sürünümle beraber böyle anahtar oyuncuyla her problemi çözer. Galatasaray takımı çok farklı oyunlar da oynar. Yani eksik daha tamamlanmış kadro birbirini tanamamış. Yani daha oyun içindeki ortak futbol dilini tam oluşturmamış Galatasaray bu kadar eğer problem çözüp rakip yer alanda gol buluyorsa Galatasaray ileriki haftalarda bu dediğim gibi daha işbirlikçi sağlam yapıyla da farklı işler yapacaktır. Şunu da söyleyeyim en son. E, Galatasaray takımının attığı 3 golle ilgili Galatasaray takımının biraz daha Okan Hoca eldeki malzeme özellikle bu geçiş zamanında oyuncular birbirini daha iyi tanıyıp o kimyalarını o oyun ritmini yakalayıncaya kadar biraz daha buradan şu maçın Aleziz'den bir şeyleri çıkarması gerekir. Galatasaray bazen topa sahip olmayabilir. Bugün daha şöyle atılan gollere bak direkt hücumlarla atıldı. İlk Hı -hı. golde Kerem işte dönüp ikinci gol uzun top, üçüncü gol şöyle bir bakalım organize olmuş savunma değil, organize olmamış savunmaya Galatasaray çok iyi hücum ediyor. Okan Hoca biraz daha bunun üzerine, bu kurgu üzerine kafa yormalı. Zeki Usunurkan çilek çilek dediniz transfer dönemi boyunca. Bütün çilekler Galatasaray topladı evet, gibi evet, son anda evet. yaptığı atakta diyelim. Doğru. Ee, onlardan da birer birer faydalanmaya başlayacak görünüyor ki. Bugün eldeki 11'de Galatasaray'ın iyiydi. Sonrasında takviyeler de oyuna girince bambaşka bir Galatasaray haline geldi. Yani benim farklı tespitlerim olacak. Bir tanesi çok üzülmüştüm. Okan Hoca e, yurt dışı hazırlık kampına giderken şase boyaya kendine kulüp bul seni kadroda düşünmüyoruz, seni kampa götürmeyeceğiz dediler. Oyuncu şu anda Galatasaray'ın en dinamik oyuncusu. Sağda basmadık yer bırakmıyor, 90 dakika savaşıyor. Sanki sağda 2-3 tane, tane şasa boya varmış gibi Hı -hı. bir görüntü var. Savunmada var, hücumda var, orta sahada var. oyundan hiç kopmadan haftalardır mücadele ediyor. Onun dışında Okan Hoca maçtan sonra şunu söyledi bu üç Türk oyuncu durumu bizi çok zorluyor. Maçlardan önce yaklaşık bir saat çalışıyoruz bu duruma diye. Eğer sınırsız yabancı olsaydı belki de Kerem Aktürkoğlu bugün oynamayacaktı. Yani formsuz diye çok eleştirildiği için tribün baskısı nedeniyle. Ama hep ne dedik Kerem Aktürkoğlu tıpkı milli takımda olduğu gibi Galatasaray şampiyon olacaksa Kerem Aktürkoğlu'nun Yunus Akgün'ün e, futboluna, oyununa ihtiyacı var. Onu kazanmalı diye. Bir yerde patlama yapacak demiştik. Bugün patlama yaptı. Geçen yıl hep ben e, Galatasaray 13. bitirdi ama e, Galatasaray'ın gaz pedalı gibiydi. Birden hızlanıp e, şutlar atan, evet isabetsiz doluyordu ama yine de bu tarz golleri vardı. Bugün attı ikinci golü. Geçen yıl en az iki ya da üç, üç kez izlemiştik bu tarz golünü. Eee yani Galatasaray yavaş yavaş ritmini buluyor, takım oluyor. En önemlisi de golü yedikten 4 dakika sonra hemen reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladı. Ön bölgede hocamın dediği gibi çok aktifler. Evet savunma yönünde biraz sıkıntı yaşıyorlar. Emin Bayram'ın yenilen gol hatası olabilir ama sonrasında çabuk toparladı. Etkili müdahaleleri, kademeleri vardı. Ee, i̇lk yarıda yine... Muslera'nın müthiş iki kurtarışı vardı. Onu da yaban atmamak lazım. Ha, Kasımpaşa, Şenolcan'la e şunu yapıyor, ya Galatasaray'a karşı e, basit bir şey, mantıktır teknik adamlar için. Çok ucumlusu var, savunma yapalım, bir puan kurtaralım. Hiç öyle oynamadı. E, oyunu güzelleştirdi, onlar da gol attılar, onları da tebrik ediyorum. E, yavaş yavaş Kasımpaşa da e, ritmini yakalayacak mutlaka ama Galatasaray e, Konya Spor maçı öncesinde çok şey kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nu kazandı, kazanma alışkanlığı var, özgüven var. E, Mata'nın, Icardi'nin gelmiş olması, onların locada bile maçı seyretmesi sadık oyuncuları ateşliyor. Çünkü e, Gomis'in durumunu görüyorsun. Yani e, sanki ilk dönemdeki Gomis'i izliyoruz. 30 yaş 37 yaşındaki bir oyuncu gibi değil. Üçüncü forvet konumuna ve düşmüş bir tabii, golcü gibi de değil. Ve 1-0 geriye düşen Galatasaray, o çaykı Rize dönemini hatırladım. Okan Burun, Vedat Muriçli dönemi. Rakibe ön bölgede baskı Hı -hı. yapıp böyle nefes aldırmayan. Bir beş dakika öyle bir nefes aldırma zaten beraberliği yakaladılar. Galatasaray geçen haftada keyif veren bir futbol oynamıştı. Galibiyeti son dakikada alsa da. Bu hafta geriye düştüğü maçtan sonra yani geriye düştü skor olarak geriye düştükten sonra müthiş oynadı. E, maç hiç bitmesin istiyor Galatasaray maçlarını insan. E, çok e, farklı bir takım oluyor Galatasaray. Yani hücumda çok şut atan oyuncusu var elinde. İşte e, direkt dövücü diyebileceğimiz e, Sergio Oliveira'nın şutları ki bu hafta biraz daha önde oynadı. Merkez, Mertens hocam daha iyi bilir. Geçen hafta Merkez, Mertens daha fazla ön, ön bölgede yer alıyordu. Bu hafta e, Olivera'yı daha ön bölgelerde aktif gördük. Onun dışında Yusuf Demir ki Trabzonspor geçen yıl alacaktı. Pasaport nedeniyle hani Türk statüsünde olmuyor diye e, son anda vazgeçildi. Ama ne kadar büyük bir oyuncu olacağını gösterdi. 6 milyon euro verildi belki ama Galatasaray'da bu sezon iyi bir sezon geçirirse 40'a 50'ye satarsın öyle oyuncu. E, potansiyelli bir oyuncu. Tabii potansiyelli Dinlenen bir oyuncu. de bir oyuncu. Piyasası yani, var. Barcelona bu, görmüş bir oyuncu. Böyle bu geçişti. formla e, sahada savaşmayan oyuncu yoktu bugün. Galatasaray'da herkesi Doğru. beğendim. Yani e, Van Aanholt'u bile beğendim. E, bu, bu ruhla oynarsa Galatasaray şampiyon olur. Yani bir takımın şampiyon olması için bir e, isminin büyüklüğü, formanın camianın büyüklüğü, taraftarının büyüklüğü, e, takım bütünlüğü de oluşuyor. E, geçen yıl Trabzonspor böyle da var, bir kaza basıp Fenerbahçe şampiyon oldu. Fenerbahçe Trabzonspor'da tam, çok iyi transferler yaptı. yaptılar ama ya. Kolay Galatasaray değil yani onlardan hiç. sanki biraz daha çabuk takım olacak ve kenarda duran iki tane büyük yıldızına rağmen iyi gidiyorlar. Onlar gelince çok daha farklı bir Galatasaray izleyeceğiz. Hani usta çok o yüzden vermiştik Geniş kadroları verip aslında o şampiyonluk yarışına daha 6. haftada ama yine bir göz atarız isterseniz Tabii. şimdi görüntülü analizimize başlayalım. Çünkü birbirinden güzel goller var dedik. E, tartışmalı pozisyonlar da vardı. Hepsini değerlendireceğiz. Hocam buyurun beraber kalkalım görüntülü analizimize başlayalım Reha Hocam'la birlikte. Her zamanki yerinizi alalım hocam siz de. Sol tarafa ve ilk pozisyonumuza başlayalım. Kasımpaşa'nın bulduğu golle başlıyoruz pozisyonlarımıza. Emin Bayram burada suçlanan isimli diyeyim hadi açık konuşayım hocam. Ya, bir kere birazcık arkaya gelirsek bu golde sırayla şunu söyleyelim. İlk, ilk daha oradan çıkar daha Gerisi var mı bunun? Top. Bir dakika. tam birazcık geriye. Şimdi burada 3-3 e bir oyun var. Buradan bu topun biri çıkmaması gerekir. 2. Nelson oraya yardım etse bile çok açı vermiş. Eminle Nelson'un açısına bak. Arada Lucas olmasına rağmen. Devam edelim. Mertens'e de bakalım hocam. Evet. Mertens, Mertens değil mi şu? Hocama bir evet. soru soracağım sonra. Şurada Mertens. Şurada. Şurada. Hakemi yanında Mertens. Bir de burada bir dakika duralım. Bir dakika arkadaşlar. Burada zaten buraya Emin Emin Bayram'ın tabii burada genel yap olarak iyi oynadığı evet hataları var. Genç bir oyuncu. Oynadıkça zaten daha fazla oyun repertuarı oluşturdukça stoper meyki öyledir. Daha tas oynarsınız. Bolu Spor'da tabii ki oynadı iki sezon ama burada özellikle tabii o da fokuslanıyor topa. Esas top kendinden yani direkt kaleye gitmeyecek. Birazcık Topa baktığı zaman adam kontrolde yapması gerekir. Yani genç bir kardeşimiz burada bu hatayı yapıyor. Zaten kasımpaşalı oyuncu orta yapmıyor, pas atıyor o pas, aynen. orta değil. Devam ettirelim. Hocam burada şunu soracağım. Evet. Geçen yıl aynen böyle Bruno Perez bir gol yedirmişti Trabzonspora. Yani burada neden savunmacılar ya da bekler topa e, fokuslanıyor? Hep topa fokuslanıyor. Dediğin gibi çevre kontrolünü tamam, yapmıyorlar. Yapma. Oyuncuyu kaçırıyorlar. Yani ikisi de aynı anda yapılamıyor mu? Yapılır Yapıştırsın çok adama. Şimdi özellikle mesela Avrupa'da bakıyorsun, in stoperlere. <laughs> mesela e, Cüneyt orta yapacak indi evet. topu mesela futbol topunu rakip olarak düşün. Dikkat edin orada mesela herkes farklı şey seyreder. Ben orada stoperleri ortaya seyretmem. Stoperler direkt orada adama çıkar. Öyle Çünkü ya. bilir oraya geleceğini. Eminim biraz daha bunu mutlaka hafta içi analizi olacaktır. Okan Hoca ve ekibi gösterecektir. Bunun da göstermek sıfı yetmez. Bunu antrenmanda da teoriyi pratiğe dökmesi gerekir. Galatasaray, antrenör ekibinin ve teknik eğitim. Devam edelim. Hocam Burada bir de şu var. Bir Mertens de Mertens'in de bozması lazımdı biraz sanki. Ya Mertens bir dakika. Şurada hemen gitmiyor, bekliyor. Çıkmadığı için adama. Yani ne yapıyor? Alan veriyor. Aynen. Burada şimdi... Patrick de oynuyor bire. Burada 2-2. Iki, iki, Yani burada artık alan markajı olmaz. Adam Patrick'e de bir şey söylemesin. Patrick'e bir tek en son söyleyeceğim. Çünkü Emin'i iletişim çok önemli. Emin şimdi arkasını görmüyor. Orada uyarması gerekir. Tecrübeli bir oyuncu. Yani arkada Hı. oyuncu diye bir Hı. şekilde uyarması gerekirdi. Doğru. Uyarmayınca da bir dakika duralım. Geriye geriye gitmek mi daha kolay öne gitmek mi? Öne gitmek kolu. Geriye Doğru. daha zor. Doğru. Burada da Galatasaray gol yiyor. Yalnız hocam Emin'in bu arada sıçrama yüksekliği de çok az geldi bana. Bilmiyorum bir bakar mısınız? Evet. Bakın, yani... Şu kesiyor kadar. sanki sıçramasını. Şu kadar sıçıyor. sıçramıyor. Tamam, sıçramıyor. En önemli pozisyonu alamıyor zaten evet. Serkan. Dikkat et. Pozisyon, pozisyon alamadığından şey. sıçrayamıyor zaten. Evet, pozisyon alamıyor. O dengeyi sağlayamıyor. Hocam Şunu çok çabuk düşünüyor herhalde. Bakın, Tabii. sıçramayı düşünüyor. Sıçrasan da bu topu alamam diye düşünüyor. Alamayacağını anlıyor. Pozisyonda evet. doğru alamıyor. Arkada da Patrick böyle bir şey olduğunda daha tecrübeli bir oyuncusu. Şimdi buraya Kazımcan olur, Altay'dan alınan dersin ki tecrübe uyarmadı. E Patrick burada uyarması da gerekir. Evet, Emin'in hatası var. Emin'in hatası var da yani bu Emin buraya hata olurken Patry'in uyarması gerekir. Oradan o topun çıkmaması gerekir. Tamam Nelson oraya 3'e 3'e gidiyor. Oradaki daha orta sahancı oyuncuların kayması gerek çünkü tecrübesiz bir oyuncuyla oynuyor. Nelson'la baksana Emin'in arasına ne kadar fark var? Görüyor musun? Evet. İki stoperi. Aynen. Geçelim Devam edelim. devam edelim. Bu pozisyon sonrası gol geldi ve Kasımpaşa öne geçti. Bir... Evet, devam edelim sonrasında. Ben bu arada boşlukta izlerken pozisyonu bir şey eklemek istiyorum. Mertens bu hafta içinde e, Napoli Liverpool maçını izlemeye gitti. Tabii duygusal olarak da çok büyük yoğunluk yaşadı. Seyahatten dolayı da biraz yorgunluk yaşanmış olabilir. Bu normal. Ya, doğru. Sembol olduğu bir takıma gitti ve orada büyük bir sevgi gördü. Kafası biraz karışık gelmiş gibi. Geçen haftaki performansından çok uzaktı bence bugün. Ofsaytı. Bunu en başa alabilir miyiz? Bir dakika kalalım. Bir dakika daha geriye geriye bir şey göstereceğim. Bir dakika bu topu kim attı Kerem'e maçta izlediniz mi? Torreira Şimdi mı? bize. Ay o atabilir gibi geliyor bana. Şimdi ilk buluştuğunda burada topu atan to, e, Lucas Torreira. <laughs> Şimdi bak buradan topu atıyor. Devam edelim arkadaşlar. Kerem de alıyor. Kerem gidiyor aldı, hocam. gidiyor. Var mı burada bir şey öyle? Yok yok yok. Devam edelim o zaman. Normal devam edelim. Devam edelim. edelim. Normal Hı. Devam edelim. Düştü Kalktı, düşmüyor. Nefis pas aslında bu. Burada Sadık'ın hep... müdahalesi yetersiz Ay. kalıyor. Gomis'in mücadelesi. Duralım burada bir dakika. Bir dakika bu kim? Devam ettirelim. Yine devam Torreira et. arkadaşlar. Torreira. Lucas'a gelsin top. 5 numara. Bir dakika dur. Evet. Burada dönen topu çok doğru alan daraltıyor. Öne doğru evet. 40-50 metre sprint atıyor. Destek veriyor. Burada başlattığı akın devam ediyor. Peki şimdi kalabalık da bu Kasımpaşa mesela ilk golü değil mi Galatasaray'da? Organize bir savunmasın var. Değil. Değil. Galatasaray'ın 3 golü de zaten böyle. Az önce onu demek istedim. Devam et. Çok çabuk tek oynuyor. Yunus'tan çok iyi birebir. Aldı atlıyor. Mertens nasıl vuramamış bunu? Ha. Enteresan. O da enteresan. Evet. Yani Belki de vurmak mı? Komisi yani Galatasaray... görmüş de olabilir. Orada Sadık'ın bir müdahalesi var. O Mertens'in. Olabilir. Yapıyo. Belki de ondan vurur. Müdahale çabası var diyelim. Bir de Şurada duralım Galatasaray bir dakika şurada duralım. Bir dakika devam devam en son gol er. Tam bu da olabilir. Biraz daha devam biraz daha devam. Bir dakika tamam burada kal. Kaç tane Galatasaray oyuncu var? Altı. Rakip ceza sahası içinde saldırganlığı görüyor musun? Evet. Tehdidi görüyor musun? Aynen. İsteği, coşkuyu Galatasaray'ın. Evet. Aynen. Bak altı tane. Kaç tane beyazlı var? Altı. Hayır. Yedi bir, tane. Yedi tane. Yediye tane. altı. Böyle bir pozisyon yakalayabilir Müthiş. mi? Müthiş. Evet. Müthiş ve de dönen topu sana Lukas da, kazandırıyor. Evet, Lukas da, kendi yer alandan Kerem'le oyun kuruyor. Oradan topsuz destek veriyor. O topu kazanıyor, tekte oynuyor ve gol geliyor. Devam edelim. Hatıralım. Gomis doğru golü. yerde. Tabii. Ve doğru vuruşu yapıyor Tabii. bence. Ya, Yunus da ona atıyor sanki. Yu, Yunus da birebir de zaten tam onların yani. tam onun istediği pozisyon. Orada da işte Hocam bu pozisyonu sosyal medyada çok tartışılan bir Durum var. Ne diye? Onu sormak istiyorum. Şimdi golü tam attırırken duracağız. Tam Yunus çevirdikten sonra orta geldiğinde tam burada duralım. 6 numara Eurovaç. Evet. Neden sıçrıyor diye çok tartışıldı, çok konuşuldu. Var mı bir fikriniz? Arkasındaki... Normal okuyalım. Hopla e, sıçradığını göreceğiz. Ay Kendi kaleme çok gol atmayayım için. diyor adam. Bence. Çarp çarpmasın diye evet. Ama orada, enteresan. Orada ayağının neresine çarpsa golü o atacak evet. çünkü. Yani hayır sol ayağıyla vursa yani kornere gönderebilir Müdahale yapabilir mi hocam? Bak, enteresan o aslında. Zor bir... Ya yani. Yani. Şey, kendi kalitesine gol atsa bile müdahaleyi yapması gerekir. Tabii olursa doğru, olur uzaklaştırırsa yani. uzaklaştırır. Doğru. Tabii hocam yani ama arkasında yanlış... Gomis'in olduğundan haberdar mı değil mi? Esas Çevre kontrolü yaptı evet. arkasındaki Gomis'i gördüğünü Bence değil. Mi? Hep Yunus'a doğru bakıyor Serkan evet. Korkmaz. Bence eğer Gomis'in varlığından haberdarsa ne olursa olsun müdahale etmesi gerekirdi. Tabii canım. Topun üzerine ama atlanır mı bu pozisyonda? Gomis'ten pek haberi yok gibi onu. Olsun. Ne olursa olsun. Topun üzerinden niye atlıyor ki? Bayağı atlıyor. <laughs> Hayır. <gülüyor> vuru, kornere vurabilir ya yani çok rahat sol ayağıyla. E Top da iyi gelmiş. Hayır. Top iyi değil. geliyor. Hayır. Bak. Dikkat et. Bak. Top çok iyi geliyor. ya yani bu tarafa vurabilirmiş Tam... ama... Evet ona doğru geldi. Arkasının evet, da gomisin olduğunu görmemiş. Şurada ki. sıçramak yerine sanki ön yani, direkten dışarıya yani, vurabilir gibi bu, duruyor. Rahat vurur hem yani. de. Burada Yunus da anahtar oyuncu ucunda. Müthiş. Yani 80 metre seni sistem getirir. Orada riske almalısın. Birebir oynuyor zaten. Golü yaptırıyor. Yunus'un hakkını vermek gerekir. Devam edelim. Bu pozisyonda şu offside de bir getirelim tamam, offside, hocam. Tamam, yani tamam. Erman Hoca açıkta da ender Bilgin de tane tane programı bitirirken açıkladı ama topa bakacağız burada zaten. İşte e, oyuncuya bakanlar ofsayt olduğunu topa iddia bakarsın, ediyor ya olmaz hocam. Olmaz oyuncu olur topa bakarsın. Topun gerisinde adam zaten. A, topun evet, gerisinde evet. topa bakarsın oyuncuya bakıp olmaz ki top yani top gaz. Şimdi yani eee Galatasaraylı oyuncu evet Gomis geride Yunus paralel atıyor. En önemli şey yani offside. topa bakacaksın ya. Aynen. Yani burada e, topa e, bakacaksın. Burada şu kafa karıştırıyor galiba hocam. Top her koşulda temas ettiği çizgiye dahil, yani mavi çizgiye dahil. Arkasında kalan Şurada. kırmızı çizgiye değil. Tabii canım. Yani onu açıklamak lazım. Tabii. Aa o da kırmızı. Yok, topun, topun gerisinden kerterez almıyorsunuz, önünden kerterez alıyorsunuz. Ya bir de. Top orada topa bakacak yani oyuncuya Aynen. bakmazsın ki top yani orada şey olacak <laughs> direkt offside'ı belirleyecek Ya hocam o zaman ben şöyle olsam offside off değil mi şu ya? Tabii mesela bak şu, olarak. şuraya çekeyim ben iki top mesela paralelde gibi evet. sen önde olsan ben, ben şu topu öndeyim. sana şöyle atsam Ben off -site off -site. Eğim, dokunmadım o yüzden. Evet. <laughs> ya hayır bu normal yani. Bir de hatta bir detay daha verelim aynı hizadaysa da offside yok bu arada. Evet. Topun gerisinde evet. değil, evet. aynı hizadaysa da offside yok. Tabii tabii. Ee, ama şunu da itiraf çok edebilirim. Değil. Yani kafa karıştırmak için söylemiyorum. Ee, ben hani ufuk çizgisine doğru perspektifte kırmızı mavi ve kale çizgilerinin mantıklı bir şekilde ilerlemediğini düşünüyorum ama bence offside yok onu da söyleyeyim. Ama burada sanki mantıklı ilerlemiş Serkan korkmaz. Genelde açılma oluyordu. Yok yani... topun gerisinde oldu. Bariz burada ya. ya burada... bu şeyi söyleyeyim mi? Bu çizgi çok doğru. doğru. Çizgisiz bile Bazen, çizgisiz evet. bile çok Tabii, bariz. Oluyor? Offside değil yani. <laughs> burada top mühim olan topu baz alacağız. Topa bakıyorsun <laughs> zaten. Gomis'e bakıyorsun arkasından ofsayt olup olmadı net bir şekilde ofsayt olmadı diyor. Hocam ben geçen görüyorum. hafta benim başıma geldi. Bence bu ofsayt değil dediğim bir ofsayt pozisyonu vardı. Bir tane de ofsayt dediğim ofsayt olmayan pozisyon ben şimdi vardı. Ben geçen hafta o pozisyonu Ama bilmediğim için bu pozisyon varsayım bence üzerine şimdi değil. Varsayım üzerine o pozisyonu Aynen. O pozisyon buraya Aynen. getireceksin. Yok, yok. Bu Hayır, değil onun hocam. Onun üzerine görüşeceğiz. Diyeceğiz ki ya konuştuktan sonra onu gördükten sonra diyeceğiz ki evet bunu verin, şunu da verin, yapıştırın. Evet. Şimdi varsayım olur o serkans'a bir şey söyleyeyim hocam o zaman. Ee, Altı pasın alttaki köşesi mavi çizgi ve kırmızı çizginin aralı, aralık aralarındaki mesafeler. Altı pasın uzak köşesinin mavi çizgi ve kırmızı çizgiyle biraz bana yakın gidiyorlar gibi biraz daha daralarak gitmesi gerekiyor şeklinde düşünüyorum. Ama bence offside yok zaten. Yok ya bu şey ya Serkan öyle dediği bak gibi... Ama Serkan Korkmaz çizim bildiği için mühendis gözüyle bakıyor. Hayır sen şimdi söylediğin... Mesela bizim izleyen herkesin kafası karışıyor evet. mesela burada. Ya, ya bak böyle söylüyor da olsa... Yok. Benim her hafta karışıyor. Serkan burada çizgiye hayır, gerek yok Hayır her hafta... Pardon. Çizgiye gerek yok ki burada. <laughs> çizgiye bile... Evet, Bence çok çizgiye güzel. gerek yok, bak şimdi, yok burada. Evet. Çizgi... Ama bu çizginin doğru bir çizgi olduğuna emin değilim. Bu arada yani bir, bir kez daha belirttim. Serkan Korkmaz itili olduğu için... Mühendislik eğitimi Tabii. aldığı için çizgiler bir, konusunda hayır. hüküm vermesi de ya son şey, derece normal. Iyi de, onun niyetini mesela oku, tam okuyacağız Hı -hı. edeceğiz diye burada doğruyu kaçırmayacağız. Bu çizgisiz bile offset değil. Topu baz alacaksın, bir şey. gol. Bir de Serkan'ın söyledi varsayım. Ya geçen hafta şöyle oldu vesaire. Şimdi o gelecek onun üzerine konuşacağız Gelme hani gelmedi bir olaya. var ya, hocam, mi? O ya benim... şüphe, vardı. Hayır, şüphe var da öbürleri olabilir şimdi bunda çizge şüphe yok konuşmaktaki tek amacım operatör arkadaşların daha hassas olmaları konusunda kimsenin niyetinden şüphem yok onu da açıkça söylemek isterim ama dördümüzün de bu programı kullanma yeti, yetisi olsa dördümüzde farklı kırmızı ve farklı mavi çizgi çizeriz zaman ve olabilir Evet, mesafe olarak onu söyleyeyim. Bu bir gerçektir. Tartışmaya açık bir konu Hı -hı. değil. Benlik bir konu değil. Bence değil yani. Dört tane operatör, dört farklı mavi, dört farklı kırmızı çizgi çizer. Olayın yani... kıtratında bu var zaten. Hayret. Ben e, yani bu çizgiye çizgi de olmasa bence burada off yok. Onu e, da tamam. bir kere daha söyleyeyim. Bu pozisyonu özellikle bu konuyu vurgulamak için seçmemin sebebi zaten bu. Zaten off değil bence. Burada asıl, Ama asıl kafa, kafa karışmasının mı? sebebi Aa, kafa karışması perspektifte ben... kırmızıyla mavi bence çizgileri... bir çizgileri... Şey Kafayı karıştıran sensin izleyenler. <laughs> Adamların ya normal golünü şey neredeyse diyorsun ki <laughs> bu bir gol ama diyorsun ki çizgi yanlış oradan yanlış o çizgi. Bana göre Galatasaraylar bizi Hocam, veya başka, başka gereken gerçekler size anlatılması gerektiği gibi anlatılmadığı için hayır. bu kez öyle anlatılıyor çünkü karışıyor ama hayır. bu gerçek yani. Hayır ya çizgiyi doğru çizmedikleri maç olduğu vesaire olduğunu evet. ben de biliyorum. Ben de program yapıyorum. Gündemi takip ediyorum. Burada diyorum ki bu o pozisyon değil. Yok. Sen diyorsun geçen haftalar böyle oldu. Gelsin i̇şte bu üzerine o pozisyon konuşalım. olmadığı için konuşmak daha doğru diyorum. Ama yani. diyorum ki bak senin niyetini oku. Ok ben de diyorum ki senin niyetini okuyoruz o zaman geçtiğimiz haftalar. Geçtiğimiz haftaları bıraksın... Onları getir buraya. İsteyelim daha önceden bizim e, yönetmenimizden doğru mu? Editör hepsini edin. hazırlasın öyle. Şimdi burada normal nizami gol. Çizgisiz de burada yok öyle çizildi vesaire bir bu o pozisyon olduğunu düşünmüyorum böyle çok böyle yani milimlerle olur, yanlış olur, çizilir. O zaman deriz ki tamam Serkan. Yani evet Hayır, bu konuşulabilir. söylüyor. Zaten, Her çizgi neleri sadece tersten söylüyorsunuz. <laughs> Her çizgi tersten söylüyorum. Bu pozisyon offside değil diyorsunuz. Ben de offside değil e, diyorum. Sen ne offside Sen kafa karıştırıyorsun. Diyorsun ki bu <laughs> hocam, yanlış, Dördümüzde yanlış çizeceğiz. <laughs> Geçen kafa hafta kafa böyle. Sen konuyu açtın. Ya hocam ben söyleyeyim ha, Konuyu sen açtın. Ben açmadım ki. Üçümüz oraya evet. operatörün başına otursak üçümüz de farklı çizgiler çizeriz dedin. Doğru. Evet, bundan hiç şüpheniz olmasın bu olarak, gerçek. Saliselenik olarak topun oynandığı anı e şimdi... e, durdurma konusunda doğru. Hayır bir şey olarak Bravo. bir geç bir ön e, erken ben, durdurursun. Ben, tabii, Doğru. ben tersten niye senin dediklerini okuyayım? Hayır ben net söylüyorum. Bu çizgi sen diyorsun hala çizgi 3 değil hatta. Dördün, Hocam içerik dördün olarak değil çizgi. yapı olarak. Çizgi. Siz benim söylediğim cümleleri tersten söylüyorsunuz ters, söylüyorsunuz. Hayır yani. tersten niye söylüyorum? <laughs> çünkü, değil. hayır, çünkü burada çizgi çizecek bir durum yok. Galatasaray'ın nizam bir golü sen burada diyorsun gol nizamı ama çizgi şöyle böyle geçen hafta da böyle oldu çizgilere konuşuyoruz. Bu bu pozisyon değil bunları konuşamayız. Evet hocam, Çizgileri bana göstersinler, anlatsınlar. Ben de bunu söylemeyi bırakayım. Çünkü ben o çizgilerin nasıl çizildiğini biliyorum. Ya şimdi anlamadım o nasıl çizgileri nasıl çizildiği konu değil burada. Konu burada ofsayt mı değil mi? Değil. Şimdi öyle bir çizgi çizilir. Sen der hocam konusun. Daha ne diyeyim ki. E tamam da sen hala çizgiye giriyorsun. Nasıl çizgileri nasıl çizildiğini biliyorum. Bak orada diyorsun ki o çizgi doğru mu? Çünkü haftada 50 tane çizgi çiziliyor hocam. Ya çiziliyor da bu haftada öyle değil. Haftada 50 tane çizgi çiziliyor. Yılda da 2000 tane çizgi çiziliyor. <laughs> Yılda 2000 tane çizgi ya çiz... çiziliyor. Evet. Ve her operatöre göre farklı çizgi çiziliyor. Ya, evet. Bir insanların kaderi değişiyor. Evet. Ben de bu konuyu ben kimler de, çekiyorum. Ben sana ben sana o konuda katılmıyorum demiyorum ki. Katılıyorum. E, Ama bu pozisyonda zaten sizin gerek bu. yok ki. Katılıp katılmadığınız belli Hayır. olmadan farklı bir şey söylüyorsunuz. Niye katılıp sen şimdi bu pozisyonda çizgi arıyorsun. Diyorsun ki çizgi ya bak ya çizgi şurası bak aralığı iyi değil falan. Bu pozisyon öyle pozisyon değil diyorum. ben sana çizgilere bu, pozisyon doğru çiziliyor demiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bu pozisyon pozisyon değil. Evet. Aynı şey söylüyoruz. E tamam an başladın ki ayrı öyle söylemedi. Dördümüz farklı çizeriz. Bak şu boyutu hatta kesti söyledin. Sanki doğru olmadığını söyledin. Yani orada duruyordur herhalde. Geri aslında sen şöyle, dedin ki şuraya baktığımızda hocam. doğru çizilmemiş gibi dedin hatta şu bölüme. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Size geliyor hocam Korkmaz. o çizgilerin gidişi perspektifte diğer bütün çizgilerle kıyasladığınızda. Bak demek ha? ki bunu söylemişsin. Bana göre genel yapı olarak gayet şimdi Esas topun vurulduğu yere de bakarsan, Gomis'e de bakarsan gayet normal. Yok orası öyle çizildi. Yani bence burada çok takıldık. Burada normal çizgi de çizildi. Çizgiler önemli gol. ama hocam. Var çizgi. çizgilerini sezon çizgi. boyunca konuşacağız. Ya burada asıl bir de şu gözden kaçırmayalım. 37 Oyna tam yaşındaki, bu arada pozisyonu 37 çok 37 pozisyonda kaldık. Devam edelim. Kasımpaşa'nın Tekrar savunma oyuncularından daha hızlı olması, daha güçlü olması da çok daha önemli. Daha hızlı gidiyor yani topa Kasımpaşalı oyuncular daha ağır kalıyor. 37 yaşındaki oyuncunun biraz sonraki süratine Şuradaki Şuradaki temposu, çabası. Tabii, o zaten o ustalık işi yani o topu oradan Sonrasında çıkar. vurmadı. Vuruşu. Vurmadı. Bak Bilmiyorum şimdi. ben mi yanlış değerlendirdim Bak. hocam? Siz bir e, santrafor olarak daha net değerlendirirsiniz. Değim deyim yerindeyse güzel vurayım diye de uğraşmıyor. Topu içeriye sokmuyor İçeri zaten var ya o topa anca dokunursun. Yani evet. Yunus var ya çarptırıyor neredeyse. Ama o topu daha farklı atmak isteyen futbolcular görüyoruz ya, ya hiç onlarla uğraşmıyor. Ya yani değil, daha, Sadık iki kez bu pozisyonda hata yapıyor. Sadık şimdi. iki kez bu pozisyonda hata yapıyor. Birinde yine Gomis'in önünde sektiriyor topu, İkincisinde de yine Yunus'a orta şansı veriyor. Bir Vallahi de bu... prime dönemindeki bir Gomis gibi izledik. Yani hani Galatasaray'daki en formda olduğu dönem 30 gol mü atmıştı. Evet. 20 29 gol. O sezonki Gomis gibi bir Gomis izledik. Şu anda da 4 gol attı zaten. O sezondaki Gomis, Gomis değil de yani o sezon 4 sene önce daha atletizm olan, daha hızlı hareket eden bir oyuncu. Şimdi daha tecrübeli, durduğu yerleri tabii, bilen, tabii. o golü koklayan bir oyuncu. O zaman tabii. ben yaklaşık Asay'ın şampiyonluk Göztepe'deki e, deplasmandaki maçı yorumlamıştım. O sene belki 20 tane maç yorumladım, çıplak gözle seyrettim. Gomis o attığı sprintler, tekrarlı sprintler, rakip stoperle alıp götürmesi aynı oyunu oynuyor diyemeyiz çünkü tecrübesiyle aklıyla zekasıyla oynuyor. oynuyor. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> e ben tam senin düşüncem. Ben bir şey demiyorum. <laughs> Benim <düşüneceğim>. Hayır, <gülüyor> <senin> <gülüyor> düşüncem. Hayır <gülüyor> senin düşüncen <laughs> Benim düşüncem de değil. Bu, bu kadar <laughs> basit. Peki ben yok, farklı ben bir şey sorayım. sorayım. Bence ay birebir aynı oyun oynadı. Hayır bir de güzel olan hocam. Seferovic'i <laughs> kesti ya. Yani Hatta 1-2 e iki daha iyi şimdi. o O Düşün yani Gomis <laughs> belki takım bulsaydı göndereceklerdi başımıza kaldı diye düşünürken Seferovic'i kesti. Birinci santrifor durumunda şu anda. İcardi de keser mi? ki yazık oldu Gomis'e. bence müthiş performanslar geliyor. Ya öyle zaten. Oyunda İcardi keser mi? Asıl 4 tabi. golü var. Son 13 golün 8'ini Gomis atmış zaten Galatasaray'ın ligdeki gollerinin. Aa, evet bir de öyle. Tabi, tabi, tabi. Geçen sezondan bu yana alınca da öyle. Ediyor. Doğru tabii. Tabi. Şimdi Galatasaray 3 tane Vay santraforu be. ne evet. biliyor musun? Ne profilleri? Topu getiren değil. Topun getirileceği oyuncular. Evet. Top getireceksin, 3'ü de gol yapacak. Yani sana çok alan açan değil. Onları alan açacaksın ve onları ceza sahası içinde de o tehlike bölüsünün içinde buluşturacaksın. Hele Icardi bu konuda profesör. Yani İtalya liginde düşünebiliyor musun? Cüneyt son 10 yılda en fazla gol atan iki oyuncudan biri Icardi. Doğru. Icardi'ye getireceksin topu oraya. Gerisini bırakacaksın. Icardi sana tabela değiştirecek. Bakalım oynamaya başladığında konuşacağız Tabii. belki de. Gomis'i de daha sık görmeye başlayacağız. Gomis mi, Icardi tamam. mi, Seferovic mi? E, bu üçünü sık sık soracağız. Geçelim bir sonraki pozisyonuna. Gomis de bana doğru geliyor. 3 <laughs> <Evet. gülüyor> direk, direkten de. Direk. Muhteşem. Deplasmanla de yapmıyordu o sevinci. Çünkü Aynı bu dışına, dördüncü direği. Bir de kalçadan vuruyor. Bak dikkat et olduğu yerden çekiyor. Evet. Gerilmeden olduğu yerden vuruyor uzak kişi, köşe. Döndürüyor ya, topu. Ferikik'ten de bundan sonraki hı hı. süreçte veya böyle şutla da Oliveira mutlaka gol yapacaktır. Yapmazsa sezon sonuna kadar ne biz söyledik diye o ayrı. Ama top direkten döner veya çok kaleci kurtarır. Çünkü daha geçmişte Porto'da çok böyle gol attı Cüneyt. Hem Şampiyonlar Ligi, bak, hem Zaten. Şampiyonlar Ligi'nde attı, hem Porto şampiyon olduğu sene geçmişte de hı. böyle kendi Oyunculuk geçmişinde de zaten topa çok iyi vuran her kulüpte de bu farkını ortaya koyan bir oyuncu. Peki bir sonra Devam sonraki gole geçelim. Burada bir şanssızlık yaşadı. Sergio Oliveira. Merten Sabahşı'ya e atak. Oliveira'nın pası. Kerem'in dokunuşu. Klas dokunuşu diyelim. O şu, kadar çabuk hareket ediyor to ki topla. Şu en başa alabilir miyiz pozisyonu? Offset yok zaten. Serkan çizgileri birazdan çizeceğiz. Sen bak. Yine çizgiler geldi konuşacağız. Sen bir dakika. Şimdi burada Gomisin. Hocam burada tek önemli gomisin, olan şey var. Şey Herkes, gomisin. bütün operatörler o çizgileri farklı Çiz, çizer. Yap, Bu konuyu da vurgulayan hiç kimse yok. Çok tekrar edilen bir konu değil. O yüzden sadece o kısmına odaklanalım. Gerisi yap, önemli değil. E, herhalde o herkes farklı çiziyor. Tabii, tabii. Yaklaşık 3 senedir ben de Topu program yapıp ya hep gördüm. Ayakta Doğru hep an. çiziyor farklı. Ama az önceki onunla böyle eş değer bir konu değil. Onu demekse. istedim. Buradakileri burada, de bakacağız şimdi. Burada Gomis'ten <laughs> devam edelim. <laughs> evet. Devam edelim. İki oyuncunun arası da Gomis. Burada bir dakika kalsın. Bir dakika şurada kalsın. Burada duruyoruz. Galatasaray takımı ilk devre yüzde kaç toplu oynadı? Yüzde 72 oynadı değil mi yanılmıyorsam? Cüneyt. evet. İlk hocam. devre yüzde 72 oynadı. Genel yapı olarak. Şimdi Galatasaray takımı özellikle bu mesela oyun şablonunda Patrick Solbeck, Sabek Boye, Emin ne kadar top tekniği olsa Nelson o kadar yok. Şimdi e, topa böyle sahip olup savunmadan bir pas şablonu, güçlü pas şablonu var mı? Yok. Galatasaray takımı böyle direkt oynayarak esasen Galatasaray takımı ilk, ikinci gol, üçüncü golde de böyle olacak. Daha etkili ucum yapacak. Çünkü Galatasaray takımı oyuncuların özelliği bu. Devam edelim. Al Galatasaray takımı organize mi bu savunma değil. Bir koşu yaptı. Kerem gol attı, bitti. Kim attı pası? Oliveira Olivier evet. Çok. Galatasaray takımı böyle direkt hücumları yapabilecek. Pas. Şimdi geldik çizgiler hocam ofsayta evet. Gomis gezine. koşuyor yalnız. Bir tabii, orta tabii. gelse vuracak. Yani Gomis burada. Geliyor ben yani. Bir dakika, e, konuşmanın başına söyleyeyim. Yunus da Kerem'in de bu denediklerini daha fazla denemesi gerekir. Oynat. Daha fazla savunma arkası koşu işte. Hiç topu ayağını istemiyor. Alanı da buldu. Savunmanın arkası stoperle belirginin arkasına. Kerem bunu daha fazla yapması gerekir. Yunus, Yunus, ve Yunus bonus çok şey Yunus'un da bunu fazla yapması gerekir. Çok fazla koşu. Burada duralım. Çizgide. Bu çizgi nasıl Serkan Korkmaz? Bu daha mantıklı bir çizgi geliyor bana. Bana da bu oradan dar gelip sonra burada daha genişliği yani, gibi geldi. Evet, yani, yani, Çünkü burada, perspektif öyle olmalı. Burada yani. şu var Serkan. Yani İFAP Genel Sekreteri de söyledi. Bu topun çıkma anıyla o çizginin çizildiği an arasındaki e, saliselik e, görüntüyü yakalayacak bir mercek üretilmemiş daha. Onu üretmeye çalışıyorlar. Yani o hani dedin ya dördümüzde otursak. Hepimiz fa her, her, farklı. 10 sizlere. kişi de farklı çizer Aynen. tabii ki. Hani Salise'nin bilmem kaçta kaçıdır o anın e, Topun o Çıkış anını Durdurup e, o çizgiyi Çizgi çizmek doğru o yüzden Herkes farklı et. çizer doğru Mantıklı yani o, Bu arada offside'da Sadık kabul bozuyor ediyor bunu. İlk golde de hatası olduğunu konuşmuştuk Burada da offside'i bozan oyuncu <laughs> Güzel bir kafa gol attı ama <laughs> Sadık Devam edelim Evet, evet attıralım bozuyor. ve bir sonraki pozisyona geçelim Bir kez daha izleyelim Güzel bir organizasyonda hocam siz de belirttiğiniz gibi Mertens. Bir de, Sonrası da Oliveira. Yunus da almış. final ve gol. İşte iyi, iyi pas boşluğa savunma arkasına evet. Kerem de koştu. Gol yaptı Galatasaray. Bu kadar basit. Bir sonraki gole gelelim. Ikinci top, gole. Yine ilk, ilk, ilk e, orta sahada başlayan Mertens de bu. ikinci gol. Yine kazanılan evet. Gomis'in vurduğu işte indirdiği top Mertens de kazandı. İlk e, golde de Torreira kazanmıştı. Bu da Çok güzel gol. güzel bir şut. Çok güzel yere bir gitti. Çok şut atıyor. Yani bu sene Galatasaray o kadar şanslı ki ceza sahası dışından toplara iyi vuracak 4-5 tane oyuncusu var yani. Icardi de gelince o da vuracak. Mertens vuruyor. Hocam Yunus çevre kontrol ediyorsunuz hepsi, hepsi ya yapıyor vuruyor. çevre kontrolü orada. Evet. Vuruyor. Bakın bakıyor. Ya bir de 2 ile 3. golün başlangıcında ortak mesela Mertens bugün yorgunda evet çok iyi oynamadı gibi. Bak burada Mertens'ten yine başlıyor. 2. golde de hatırlıyorsunuz değil mi? Oliveira'ya Mertens topu atıyor. O sadece topu kazanıyor. Ol yani Mertens'in en kötü hali bile iki evet, tane evet. golün başlangıcında var. İyi oynamadığı görüntüsünün nedeni Gaziantep maçında biraz daha ön taraftaydı. Burada e, Oliveira biraz ön tarafa Ma çıktı. E, Mertens onun biraz gerisinde kaldı. Sanki ondan çok ön plana çıkmadı Ta ama bütün o ya olgunlaşan atakların arkasında imzası var ya. Abi kolay değil adam. Yıllarca oynadığı Napoli'nin Liverpool'u 4-1 yendiği maçta... Oradaydı duygusal Tabii olarak. Bir şey dakika ya. kalsın, böyle kalsın, kalsın. Bir, bir, bir dakika adam da adamla selfie çektirdiler. Yani normal, normal. Büyük arkadaşlar bir biraz gördüm. geriye gelebilir miyiz geriye? Şimdi gelildi. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben 2-1'den sonra bugün Okan Hoca'dan neyi bekledim biliyor musun? 3-1 değilken. Şu kadar alanları yakaladılar. Daha geriye gelelim arkadaşlar Hı -hı. hatta. 2-1'den sonra daha risk alan kimdi? Bir dakika dur. Açık alanda yakalanan kim? Kasımpaşa değil evet. mi Cüneyt? Ben neyi bekledim veya ileriki maçlarla ilgili. Okan Hoca'nın biraz daha Mertens'i Santrofor'u deneyip ben Gomis dedim iki birden sonra çıkartıp Mertens'i santrofor yap. Düşünebiliyor musun? Yunus, Mertens, evet. Kerem. Evet. Ya yani ön taraf jetkiller gibi falan gibi. <laughs> He? Uç, uçan. <laughs> evet. Jetkiller arkaya arkaya Oliveira'yı getir. Berkan'ı al. Lukas da oyunu tutsun. Tabii. Yorulmuş Tabii. takım. Tabii. Çok yıpranmış. Her çıktığım top 3 tane önde uçak. kırıl mı hocam bunları böyle devam, hareketli iken anlatalım. Tamam aynen. Böyle, bir yandan da üçüncü böyle bol geliyor. bol görmüş olur. Bu alanları bulacak. Bana göre mesela Okan Hoca böyle bir değişiklikle farklı bir oyun dizilişiyle hı hı. hem de oyun mentalitesini oturtması gerek takıma. Çünkü Galatasaray takımı öne geçtiği zaman Mertens saat Napoli'de ya yani Napoli'de 35 yaşında diye ayrıldı. Yoksa Napoli'den ayrılmazdı Mertens. Tabii canım, evet. Geçen sene de Santrofor oynadı. Tamamlayıcı çok Tabii. az oynadı 2-3 maç. Esas Santrofor yani hatırlarız değil mi hep konuşuyoruz burada Insigne Kayon ve Santrofor Mertens. Geçen sene de oynadı. Ya yani Mertens evet. şimdi e, şunu söyleyeyim. Icardi ve Mata'ya göre mesela Onların çok maç trafiği yok geçtiğimiz sezon. Mertens evet. oynadı. Erik 26 27 maç oynadı geldi. Mertens'i Santrofor. Arkası dediğim gibi Oliveira doğru mu? Doğru. Nasıl doğru. pas organizasyonda var. Kerem attırdı. Orada organizasyonun üçlüğü kursun. İki tane de Berkan'ın al. Yanında da Lucas 2 6 numarayla. Özellikle öne geçtiği maçlarda Okan Hoca bir bunu denesin. Bak nasıl kaleye çok çabuk gidecek takım. Peki. Son gole gelelim. Kasımpaşa'nın bulduğu gol. Sadık iyi yükseldi. Zeki Ozunur karşısında söylediğiniz gibi iyi vurdu. İyi vurdu. Kaç Galatasaraylı var etrafında? Tabii. Yani burada vurdurmaması lazım tabii Galatasaraylı. Berkan'a bakar mısınız? O Berkan değil mi? Ee, bir burada oh. da topa bakıyor herkes yine Galatasaraylılarda. 23 Berkan mı? E 22 pardon. 22. Evet evet, evet. Berkan bak kafasını. Evet Berkan evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyelim bak kare kare izleyelim Berkan'a bakın. Ama Berkan'dan önce <laughs> Berkan Berkan'dan önce <laughs> Berkan topa... ne yapıyor? Evet. Çok güzel bir resim. Hayır, hayır. <laughs> Berkan'dan önce şimdi topa çıkmayan oyuncu var. Sadık'ın arkasına bak. Tabii dönün görmüyorsun. Şey. Şimdi Raşika mı o? Kim Efendim. Raşika mı? Kaç, o? Raşika Kaç o? numara Kim acaba? Beş numara. Sonradan giren Lucas Torreira. mi? Hayır, Lucas Torreira, Torreira önde. Değil. Ha, önde. Önde 2 yok, yok. numara Har Emin, Emin Bayram değil Emin. mi o? Evet. Emin Bayram. Bu o. He? 2 numara. Yo Fanan oldu ya. Ay yo falan anlattı değil. 2 numara diyor ya. 2 kim? Duba. Ha Duba. 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 Pardon. Emin Bayram Duba. diyor. Pardon özür dilerim. Evet, evet. Duba. Duba hocam. Evet, Yanlış adama gidiyorlar tamam, zaten. Tamam. Ee, hocam Pardon. orada 12 numaraya gidiyorlar sanki. O vuracak diye gidiyorlar Kasımpaşa'dan. Şeye Emin burada doğru doğru. Emin burada çok ciddi bir yerleşim hatası var ya. Yani hiç gol hiç bak hiç Bu kadar yerleşim hatasına nasıl? Üstelik Galatasaray'dan kaçan diyor hocam. 1 2 3, 4, 5, 6, Burada arka sıkıntı, 7. 12 numara vuracak diye bekliyor Galatasaraylı oyuncular. Bakın dikkat edin pozisyon alırken biraz sonra top gelirken. 8, 8 tane Galatasaraylı oyuncu var. Yani özellikle sahasına. o kalabalıkta sayısal üstünlüğü var ama duruş yanlış olunca gol yersin. İstersen 5 tane olmasın iki tane Kasımpaşa da yine gol atar. Yani çok kalabalık oyuncuyla durduk. İşte orada biz topa vuracağız diye bir futbolda bir anlayış yok ki golü de du görüyor. Duva'nın duruşu da Berkan da arkada son anda görüyor. Yerleşim hatası ikinci at. Yani birinci at değil alan savunmasında ikinci atta hatta. Takımın en kısası. İkinci hatta Topun büyük düştüğü yerde var. takımın en Tabii. kısası var. Torreira. Tabii. Tabii. Ya buradan nasıl gol çıktı? Gerçekten inanılır gibi değil. Ya, ya. kimin nerede duracağı yani. ya da ilgili. da bakın. Panağın Pana da o, o, da yani diyor. hakikaten. Biraz e, şanslı bir gol. Tabii. Yapın bakın Fana'nın Solan o da bir müdahale evet. yapabilir aslında. Arka direkte hissediyor da. Leo Dubois ve Berkan ilk 11 oynamadı, sonradan girdi, değil mi? Evet. Şimdi duran top organizasyonunda dikkat et. İkisinin de yeri doğru değil. değil giren değil. oyuncularla çıkan oyuncular mutlaka yani Okan Hoca ve belki buna da dikkat ediyordur. Yani yerli doğu, daha doğru konumlanması gerekir duran toplarda. En Sa doğru yerde duran Torreira o da takımın en kısası. Sadık en kısası. bu topa vurması gerçekten oraya topun gelmesi, bu kadar Galatasaray'ın arasından Sadık'ın kafasının ya. birine çarpmadan gol olması... Yani bu tabii acayip bir şans galip bir yani İzah Galatasaray'ın ya. duran toplarda sıkıntı yaşayacağının göstergesi. Ya izahı yok ya şunu Ya bir de diyorum ya mesela buna. orada oyuncu değişikliği olduktan sonra giren iki tane oyuncu mesela doğru pozisyonu almış, doğru yerde durmuş, evet. öbür oyuncular nerede duruyor? Dubu ağır durmuş, arkada Berkant ikisi de sonradan girdi. Şimdi bunların da rolleri girdiği zaman duran top pozisyonunda kim nerede duruyor? Hangi oyuncu çıktı? Hangi oyuncunun yerine duracaklar? Bunun da belirlenmesi gerekiyor. Yeşil kramponlu olan Raşit Sak ki ben çok beğendim onu bugün. Bakın yeşil kramponlu. Herkes e, hani bazen sosyal medyada bir fotoğraflar paylaşılıyor. Tek tek incelediğinde fotoğrafın içinden çıkamıyorum falan gibi yorumlar yazılıyor Cüneyt. Hani Tek tek incelediğinde. Bakın yani tek tek incelediğinizde Berkan çok komik. E, Fana Noltun yani şanssızlık diyelim. Raşit ise de atağı, atak hazırlığında takımı gol yiyor. Yani, yani tabii dönüp, dönüp gidiyor. Çalışılmamış. Ya çalışıyor. Patrin durduğu yerde yanlış. Evet. O kale direğinde falan durduğu yok. Boşta Aynen. duruyor. Evet. Sonra yanlış, yerde yanlış yerde duruyor. Topu çıkarmaya evet. çalışıyor. Kale Esas orada. Arka direkte tutsa Arkada şurada da var. Bak rakip evet. görüyor evet. musun Serkan? Evet. Yanlış. Bomboş. Bakma öylesine duruyor kafasına Aynen. göre. Evet. Yani oyun içinde bak oyun içinde savunma zafiyeti olan oyunculara duran toplada bir irdele yine orada da zafiyetleri var. Patrin savunma zafiyeti var mı? Var. Duran topta da var. kimseyi tuttuğu belli değil. Bak ne arka direkte durmuş. Böyle bir görevi de vermemiş zaten arka direğe evet. alsın. Böyle bir yok. düşünce de yok zaten. Hocam, o kafasına şey. göre arada duruyor. Gelirse vuracak. Hocam, Rakibi Gerçekten. bozayım falan yok. Yani e, test konusu olur. Gene herkes topa bakıyor ve facia e, yani, yeşil kramponlu denir, Raşit mı? Evet. E, Sadık'ı bozmaya çalışıyor aslında bak hafif sırtından Hayır, itip Odubua. bozmaya çalıştı. Bu ya O ama. Bo Bu bozmaya Rasitçe çalışıyor şu yeşil kramponlu en bize yakın olan. O hiçbir şey oyunun içinde değil ki o. Değil. Zaten atağa hazırlanıyor. <gülüyor> <Şu>. <gülüyor> evet. Bakın. Doğru pozisyon alanlardan biri Cüneyt Senin arkandaki Yusuf Demir. Bakın şu anda 3 Kasımpaşa'lı oyuncu bir Galatasaraylı bloğunun önünde. Herkes 12 numaraya gidiyor. Evet. Mortada'ya gidiyor. Işin, tabii tabii. İşin ne? Raşista ile ilgiliyor. Topun kime geldi ettiği belediye değil. O zannediyor. Bak kazandılar ile gidiyor. Bak. Bir bak ya. Tabii tabii. Ya, genel planda daha net görünüyor. Bak, Bakın hocam. Bak değil, şimdi nereye diyor? gidiyorsun? Bak nereye gidiyorsun? <laughs> yani bir topa bak. Top belki önüne düşecek. Savunma yapacaksın. Önce bir topu kazan sonra ileri çık. Daha topun bak. Top akışına göre nereye geldiğini daha görmeden hucuma çıkmaya çalışıyor. Ama şimdi çok yeniler ucuz bir gol. Bir de ne oluyor uzatmalar dahil acaba mı diyorsun sıkıntı yaşıyorsun. Yani güle oynaya kazanacağın 3-1'i bulmuşsun. Maçı hak ettiğin bir oyun. Bir anda 3-2 evet. sonra da işte uzatmaya dakikalarına kadar işte bitsin bir an önce bir anlayışı gayet de doğal. Evet öyle düşüneceksin. Vuracaksın edeceksin. Gerçi Galatasaray yine topu yere indirdi. Ama maçı ortak etme. Sen 3-1 ayrı ortak olamaz. Yani zor. 3-2'yi attığı zaman ikinci golü Kasımpaşa o 5-6 dakika doğru mu? Yani bir tane değil 3 tane yani, de gol olur 6 dakika. Hocam bunlar bazen de bitmek çok süre bilmez. az i̇ki, gibi süre. İki yan top, iki duran top sayılır Hı. yedikleri gollerde. Marka varken bunları yemiyorlardı Hı. işte. Marka vuruyordu bu bu toplara. Ya o, o var bir de Galatasaray takımı diyorum ya. Rakip yer alanda bak gelen oyuncularla beraber. Yani o çok sağlam bir cephaneliği var. Her problemi çözer. Çok evet. anahtar oyuncu var. Doğru. Problemi çözebilecek yetenekli doğru. oyuncular var. Ama kendi yer alanındaki oyunu düzeltmesi gerekir. Doğru. Savunma anlamında. Doğru. Ve Galatasaray takımı her topla pasta çıkmasın. Az önce söyledim 3 topta da 3 golde de hızlı oyunda oynayarak rakibi eksik yakaladılar. Özellikle 2 ile 3. gol. Rakibi eksik kaldı çok hızlı çıktılar. Peki bir de 13 numaralı pozisyonu rica edeceğiz. Aslında Yusuf Demir'i çok konuştuk. Onun pozisyonunu konuşmadan olmaz diye düşündüm hocam. Doğru. Yönetmenimizden rica edelim 13 numaralı pozisyonu. Gol, golü de bulabilirdi Yusuf Demir evet. ilk maçında. Beğendiğimizi söylemiştik. Burada Sadık'ın son anda. kaleci gibi yattı önüne. Evet. Sadık her pozisyonda var. <laughs> tabii yenilen gol, atılan gol, kurtarılan, kaçan gol. Burada da Yusuf. Ben altı da olabilirmiş koluna çarpsa. Ya Biz bunu söylüyoruz tabii. Yusuf kolsa, yetenekli, evet. hepsi tamam. Yani orada iki tane de Galatasaraylı oyuncu var. Onu da söylemek gerekir. Daha hani topu da o kontrolde ilk temasta biraz açıyor. Bak şimdi bak bak. Bak şurada Seferovic giriyor. Seferovic de iki tane oyuncu var. Boş ve de ikisi de offside değil. Evet ya doğru. Ya tamam Uçan, kale ne olur? Seferovic yine böyle tamam, yapıyor Seferovuç zaten. Ya oradan da <laughs> bak şimdi Seferovic'e pas atmıyorlar. Yusuf'u da anlıyorum. Oradan pas mı olur? Mesela Yusuf burada olsa diyecek ki ya oradan pas mı olur artık? kalecinin dibine girmişim. Tabii düzeltmiş. Kaleci dibine oradan da vurulur diyecek. Ama İlk, boş kaleye bırakabilir iki oyuncu da. Tamam. Arka, arkadaki iki oyuncu. Ya oyuncuda. bir de onun tabii. gibi kaliteli oyuncu da bakma o vuruşta gol de yapabilecek potansiyeli evet, evet. O var. yüzden Hepimizin vurdu. Bir de çok hocam. yetenekli oyuncu zaten tabii. O yüzden vurdu. Bir denemek istedi. Maç evet, evet. sonrasında zaman siz istedim. Demir ile ilgili e, teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları vardı. İsterseniz şimdi onu getirelim ekranlarınıza. Okan Hoca'nın açıklamaları böyleydi. En Dikkat çekici konu Yusuf Demir'in neden yerli statüsünde olmadığıydı ki Galatasaray taraftarları da bunu konuşuyor. Okan Hoca'nın söyledikleri var. Tolunay milli takım seçicisi olarak, ümit milli takım teknik direktörü olarak söyledikleri var. Kurallar var. Hepsini tek tek paylaşacağız. Okan Buruk ne dedi? Yusuf Demir her şeyi Türk olan çocuk. Milli takım tercihi de açık değil. Biz bir tercih etmedik yoksa Yusuf mu? O da tam net değil. Yusuf'un Türk statüsünde oynaması gerekti. Bizden olan insanların yabancı statüsünde oynaması garip açıklamasını yaptı bu gece. Peki Tolunay Hoca Mart 2021'de böyle bir eleştiri geldiğinde ne demişti? Güngör Şahinkaya hocamız Avusturya'ya gitti konuştu. Tercihlerini Avusturya'dan yana yaptı. Bunda bir beis yok. alt yaş gruplarına biz çocukla ilgilendik. Hata da yapmış olabiliriz kabul ederiz. Gidildi konuşuldu diyor. Sadece o dönem değil daha önce de konuşuldu. Yani hı hı. Tolunay Hoca'nın döneminde Güngör Şahinkaya konuştu. Daha önceki dönemde ben hani kendisinden izin almadım. Bizzat gidip babasıyla görüşen kişiyle konuştum. Ama Yusuf'un menajer de diyor ki... Görüntü değil yani. Menajer de diyor ki Yusuf'un bizimle kimse temas kesinlikle. kurmadı. Nasıl ki Mesut Özil, yok. biliyorsunuz ben bir Mesut Özil hayranıyım. Hiçbir şekilde Alman milli takımını tercih etti diye... Hı hı. ...hiçbir şekilde kendisine gönül koymuşluğum yok. Son derece de doğal karşılarım. Bu tip durumlarda insanlar hür iradeleriyle karar verdikten sonra... Ee, o ülkenin baskısıyla, ile veya işte arkadan dolanmasıyla falan yapmadıysa çocuğun hür iradesine saygı duymak lazım. Ee, Yusuf Demir de çok saygı duyuyorum. Sakın eleştirdiğimi düşünülmesin. Ee, ailesi daha doğrusu. Belki Yusuf'a kalmamış olabilir. Çünkü Hı -hı. yaşı 15'ti değil mi hocam? Hı -hı. 15 iken e, kararı sen ver babacığım, sen ver anneciğim demiştir. Yani belki onun kararı başkaydı ama ailesinin kararı diyelim. Yusuf'un da kararı değil. Çünkü 18 yaşından 3 yaş küçük bir sporcudan Tabii. bahsediyoruz. Kararları netti. Tolunoğluza döneminde de, daha önceki dönemde de izin almadığım için söylemem. Yani Reha Hoca ile konuştum ama Tabii. hocam isminizi kullanabilir miyim demediğim için kullanmıyorum. Fakat bizzat birebir yaptığım görüşmede. iletişim kuruldu S yani. Sen, i̇letişim dediğiniz. kuruldu ve çok net bir şekilde reddedildi. Yani S biz Avusturya sen... milli takımını tercih ettik dedi. Ama baba, çocuk 15 yaşında Tabii. zaten o zaman. Sen kimle konuştum dedin programda önce yani Yet, ilk isteni vermek ilk giden ben, 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 siz Ümit Milli takımla çalıştırdınız. Çünkü hani evet. bu işlemler nasıl tabii. yürüyor, prosedür nasıl daha iyi biliyorsunuz. Tabii, biz çalıştığımızda Yusuf Olay yoktu. Ben şimdi programa girerim. Ama bir... hani sistemi biliyorsunuz tabii, tabii, hocam. Sistem... Yabancı ülkelerdeki Türk çocukları için neler yapılması gerekiyor? Mutlaka gidip görüşülüyor, ikna ediliyor. Yani tabii yaş özellikle Yusuf'un yaşı o zaman küçüktü. Serkan dediği gibi aile, ebeveyn aile karar veriyor. Ben şimdi programa girmeden önce Tolunay Hoca ile konuştum. Ezbere bir şey konuşmayayım dedim. 15 yaşında direkt yazışmalar var. Ama o zaman aile araya girmiştir. Yani o tercihi de yaptığı için Yusuf'u da Aa, Yusuf böyle tercih yaptı falan hatalı falan işte yanlış yaptı dememek gerekir. Onun ve ailesini tercih. Saygı duymak lazım. Tabii kesinlikle saygı duymak gerekir. Ama e, milli takımız 15 yaşından beri takip etti. Evet kesinlikle. Yani ezbere bir iş yapılmadı. Menajerinin söylediği gibi değil. Bu doğru değil. Ne gerekiyorsa ee, yazışmalar, da tabii, yazışmalar. Tabii Ben de şahidim. Tabii. bakın hata, Tolunay Hoca da Hayır. hata da yapılmış olabilir. Kabul e, ederiz. Gidildi konuşuldu diyor hocam. Bir de, gidildi, tabii, bir hocam. de Bunu söyledi, söylüyor. Hocam dedi yazışmalar var dedi. Şimdi milli takımda benimle çalıştığım dönem bazı oyunculara bunları gönderiyoruz. Hocam gönderdi daha nasıl? ilerisi var. Ailesiyle yapılan konuşmaların raporlanmış var, hali var. Hepsi var. Bütün yazılı belgeler var dedi. Aha. Şimdi orada böyle bir şey olduğu zaman bütün belgeler her şey zaten genelde oradaki... Federasyondaki o teknik anlamda milli takım hafızasında dosyalar şeklinde Aynen. durur. Hem yazılı bir şekilde dur, hem de bilgisayarda durur. Açıklanmaz da onlar. Kişisel verilerin paylaşımına girer. Yani e, ama net söyleyelim, hmm. bunda ayıp da yok, saygı da duymak lazım. Hocam da söyledi. Eminim Zeki zekizun da ölçü. Şimdi ben Mesut'u çok severim. Mesut Alman milli takımını tercih etti diye hiçbir şekilde kendisine gönül koymuşluğum yoktur. Tabi. Tabii, ee, Onun tabii ki Yusuf'a da koymayacağım. Tabii. Ama şunu da Okan Hoca haklı. Adı Yusuf. Soyadı Demir. Bu çocuk Türk. Zaten 3 tane Türk oynatmayı zorunlu kılıyorsunuz. Türkçe de konuşuyor bu daha Bari Türk, İngilizce Türk Türk soruyu Türkçe cevap evet. verdiğiniz yani biliyorsunuz. Yani gönül ister ki evet. yabancı sınırsız olsun ama bari Türk çocuğunu da Türk oynatalım. İşte orada da kural devreye giriyor. Lütfen, kural evet, da e, takım kural devreye giriyor. Bir işte, hata işlersem lütfen Aynen. girin hani ona da çok saygı örnek duyuyorum. Verdi, Mesut'tan örnek veriyor. O da tabii diyor tabii. Alman milli takımı seçti diyor ki ama Mesut, Mesut Türktür. Harf Türk. Benim müsaade için de Türk'tür. ben de, evet. kuralı Hayır, Ferba, Serkan, Mesut, hocam, de kuralı okuyayım. Ondan sonra daha net konuşalım bu konuda. Mesut Ferbaç. Reha hocam müsaadenizle kuralı okuyayım. Onun üzerine daha sağlam evet. bir Doğru. E, seyirciler bilmiyor. Kural dahilinde konuşalım. Biz biliyoruz. Süper Lig yabancı kuralı şunu söylüyor. 15 Haziran 2015 tarihinden sonra başka ülke amili futbol takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular Yabancı statüsünde oynar Doğru. kararı var. Yani Süper 14 Haziran ligde. doğumlu Türk statüsünde, evet. 16 Haziran doğumlu yabancı statüsünde. Yani 2015 doğumlu 15. değil. Kural ayla da, ayla da yedir. Yedir. Yani, kural Doğumlu işte. değil. O 2015. Bu, bu tarihte azalmıyor. çıktı. Kural bu tabii, tarihte şey, şey, çıktı. Federasyon kuralı 2015 önce, şey önce oynayan. Ama bu şimdi tabii ki kural kuraldır. 2015'ten sonra Avusturya, Avusturya milli takımında oynadığı için. Evet ama kendi tercih oynadı oynuyor. İstersen oynama dendi Yusufa kural 2015'te çıkmış Tabii. yani şanssızlık Tabii bu ya yani. Mesut o yüzden Yusuf, oynayabiliyorsun Yusufa bir de, de cüneyt Yusufa bir de çok ciddi mesai verildi ha bak her oyuncu gibi değil çok ciddi ayağına gidildi ciddi gidildi ciddi anlamda yazışmalar var ailesi ikna edilmeye çalıştı Yusuf ama dediğim gibi bu yüzden Sen çocuğu böyle suçlamak gerekir o kendi Diyor ki ailesi de böyle bir karar veriyor. Diyor ki Avusturya milli takımı olabilir. Okan Hoca oynasın diyor. Bundan sonra milli takım seçebilir mi? O kural değil. Evet bakalım. FIFA'nın kuralı, milli takım kuralı. 21 yaşından önce en fazla 3 milli maça çıkmış oyuncular milli takım değiştirebiliyor. Ancak Yusuf Avusturya ile 4 maça çıktı. Şimdi ondan kural önce da de böyle FIFA'nın bu şekilde. Niye Türk statüsünde 2015'ten önceki Kuralın farklı bir yönünde var. Bu oyunculara mavi kart veriliyormuş. O mavi kart sayesinde Türk statüsünde oynan, oynanabiliyordu. Sonra 2015'te Değiştiği bu için. kural değiştirildi. Mavi kart kaldırıldı. O yüzden de <laughs> ikna edememişler ha. O konuşulması lazım. Hani ne güvence verildi, ikna edilmedi ya da oyuncu belki de Aidiyeti evet. ya, Avusturya'dan Tabii. yana da kullanmış olabilir. Hür irade Saygı, abi. Siz, siz çok, doğru, siz çok doğru bir doğru. konuyu açtınız. Yani insanlar... Bu arada araya biraz, yani... az sonra sıkıştırayım. Bu kuralla rağmen yani e, dördüncü maçına çıkmasına rağmen Yusuf tekrar A milli takımda oynayabilir mi? Bir şansı var. Diyeyim, buyurun tamamlayın hocam. Sonra ee, siz çok iyi bunu. bir konu açtınız çünkü insanlar karıştırıyor sapla samanı diyor ki ya Mesut oynuyordu. Niye oynamıyor? O da Alman milli takım. Hayır. O kuralın tarihi var. Sizin evet, anlattığınız evet. gibi farklı evet. bir prosedür orada evet. var. Bu kural işte Mesut hocam. Oynadı. 15 Haziran Tabii. Yusuf, tabi, Yusuf ondan oynamıyor. Önce. Yani e, o Zeki Bugün en iyi, şey daha, çünkü en iyi şekilde onu... anlattı. Hocam tabii kurallara göre ayrı ama vicdanen ayrı. Tabi. Adı Yusuf, soyadı Demir olan çocuk. Türkçe'de konuşan Türkçe'de bir çocuk. Türkçe'de şakır şıkır konuşuyor. Doğru Türkçe söylüyorsun. Türkçe konuşamayan pek çok Türk milli takımda oynamak hakkına sahip. Yanlış anlamayın. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Benim benim öz ablam da e, Avusturya vatandaşı Yusuf gibi. Öz ablam, hani kendimden de örnek vereyim dene, hani kötü niyetli konuşmadığım idrak edilsin diye söylüyorum. Ama hani anne baba farklı milletlerden insanlarda şöyle bir şey oluyor. Baba Türk, anne yabancı, çocuğun bir ismi yabancı isim, bir ismi Türk, Türk ismi evet. oluyor. Yani bizim ülkemizde de ismi ya da soy ismi yabancı olan pek çok, hatta Türkçe dahi konuşamayan pek çok Çocuk Türk Milli Takımında oynama hakkına sahip. Mesela bu akşam Kasımpaşa'da Tırpan var. Aynen. Babası Şiş, Türk. Hiçbir şey demiyorum. Oynayabildi. Bravo. bravo. Evet evet. statüsünde. Tabii hoş üçüncü, olsun milli formonlara. Türk statüsünde evet. oynayan bugün oyunda evet. evet. bravo evet. doğru söylüyorsun. Milli. Tırpan diyor. Helali Bilmeyenler soruda hep kim falan oynuyor diyor. Yani Babası milli forma dedi. helal olsun Tabii. o çocuklara da. Hepsi bizim çocuğumuz. Ben Türk'üm diyen bizim milli takımımızı giymek isteyen her çocuk zaten bizim milli takımımızda oynamayı hak ediyordur. Gerekli prosedürü sağlıyorsa. Hani ben bunu onları ee, ötekileştirmek için söylemedim. Ama adı Yusuf, soyadı Demir olan, Türkçe konuşan ve Türk olduğu, anasının babasının bildiğimiz bir çocuk. Mesut Özil 2015'ten önce milli olduğu için Almanya'da Türk statüsünde oynayabiliyorken evet. bu çocuk bu sebeple oynayamıyorsa hani benim vicdanım bunu kabullenmiyor. Ama o, kanun böyleyse de yapacak bir şey yok. Oynayabilir. Bir yolu daha var. Nedir Benim o? Benim tahmin ettiğim yolu. Tahmin Nedir? edebilir miyim? Tabii. Tam çünkü bilmiyorum. Bakın bilmeden tahmin ediyorum. Hatta bunu yazalım. Yusuf Demir milli e, futbol takımımızda oynayabilir Ben mi? olsam ne yapardım? Doğru veya yanlış. Madem hukuk böyle diyor, kanun böyle Hukuksal diyor. Hukuksal bir açıklaması Abi var zaten. Eşim de avukat olduğu için o kadar çok kafa <laughs> patlatıyorum ki bu konulara. Ben olsam ne yapardım söyleyeyim. <laughs> Belki bu çıkmayacak. 18 yaşımdan önce benim adıma karar veren ailemin Hı, o da aldığı karara bu da. uymak durumundaydım. Ama artık ben 18 yaşımın üst 18 yaşını geçmiş yetişkin, kendi kararlarını alan bir bireyim ve ailemin o o almış olduğu karara katılmıyorum diyerek konuyu insan hakları mahkemesine kadar götürebilir. Şöyle ve verebilir mi? De yine çıkar. 18 yaşını doldurduktan sonra insanlar isimlerini bile mahkemesinde değiştirebiliyor. Tabii. Ben niye milli takımı değiştirmiyorum? Ha. Daha diyebilir ama Öyle abi bu Mesela, da bir yöntem. Bu annesi, yöntem ben kuralı okuyacağım, bekliyorum ama kuralı. Annesiyle okumak annesiyle babasıyla konuşmayan, küs insanlar var. Onlar adına yanlış kararlar almış oldukları için. Öz annesiyle Hı -hı. babasıyla. Yani bence her insanın <laughs> 18 pek... yaşından sonra bu tip Tabii. hayatını değiştirecek, hayatını He? bağlayan bir karara e, itiraz etme hakkı kanun karşısında olmalı. Buradan tamam. şunu mu çıkarıyoruz? Yusuf Demir Türk Milli Takımını isterse Bilmiyorum. Ee, Ama e... senin söylediklerin mantıklı. Yok ben mantık yürüttüm 18. sadece. 18 Heyecan oluştu ben. Kuralı okuyayım. E, sevgili bilmiyorum. Berkay Aslan araştırdı buldu ve Oo, bana iletiyor. Berkay söylediyse doğrudur. E, Reci de kendisi şu anda. Kural şunu söylüyor. Hı. Futbolcu ilk tercih olan milli takımdaki son maçının ardından 3 yıllık bir süre geçtiyse Aa, vardı öyle bir şey. Bu durumda yeni milli takımı için oynayabilir duruma gelecek. Oynama uygunluğu bulunan İkinci bir ülke varsa tercihini değiştirerek bu ikinci ülkenin milli takımında forma giyebilecek. Çok net açık bir kural. 3 yılı geçti. 3 yıl. En son Melkay ne zaman çağrılmış takım, milli, milli Takım'a? Milli takımda da oynadı 2000 bir kez. 21'de. 21'de. 21'de en son. Şimdi 3 yıl içinde eğer Avusturya... Işte 19 yaşında bir Eylül 2021'de Sura. oynadı tam hocam. Tamam işte yani 3 yıl içinde çağırmazsa şey. Avusturya Milli Takımı. Avustralya Milli Takım çağırmaz mı sence? Çağırır. Ya sence? Bir de çağırmaz hocam. Ve yani bir, hayır, bir yolu var mı? Işin, i̇şin mantığını tamam biz kendi... Bekle e, ihtiyaç yani, olmayacak. Kendi açımızdan bakıyoruz. Ya çağırmasınlar işte biz de aynı şekilde 3 hmm. yıl çağırmadıktan sonra Yusuf Türk Stadüsü'nün olsun hem Milli Takım'da oynasın hem Galatasaray'da aynı şekilde oynasın. Tabii ki bunu isteriz. Ama şimdi Avusturya Milli Takım düşün 18 yaşında bu oyuncuyu 19 yaşında 18 yaşında Barcelona oynamış bir oyuncu bu. Hemen 4 defa milli yapıyorlar bir kere. 3 değil bak. Çabuk evet, çabuk dört kere yapıyorlar. Bir yıl geçti hocam. Bak şimdi bir yıl geçti. Bir yıl anlayayım. geçti. Hayır, bir yıl geçti. İki yıl daha geçecek. İki yıl daha. İki yani, yıl içinde işte çağırmazlarsa. E, sence çağırır, çağırırlar. Anca evet. Bir yıl çağırmamışlar hocam. o sürenin hiç maçı yok mu? Bir yılda ya, var. Ya mutlaka şimdi sıkıştıklarında. Sakatlık vardı. Sakatlık bak şimdi. Her, sakatlığı da sakat, vardı. Yani vardı. Ya ben duyduk. Vardı. Ya sakatlığı evet sakatlığı veya evet, mutlaka evet. çağırırlar. Yani farz edelim. Önümüzdeki sene de çağırmada. Çağırırlar. O zaman Bak, Serkan Korkmaz'ın yolunu belki çağır, Mesela çağırırlar da ikinci Hı -hı. yılda olur. Üçüncü yıla hemen çağırırlar derler. hemen. Onlar da evet. şimdi Avusturya Federasyonu bilmiyorum mu oradaki yetkililer de çağırmazsak ne aynen, olacağını bilmez, biz biliyoruz onlar, onlar biliyor. Biliyor. Burada Serkan'ın söylediği çok mantıklı esasen. Ya O zaman benim kar kararımı verecek yaşta dedim. Ben ailemi dinledim. Şimdi reşit oldum. 18 yaşındayım. Ben böyle karara uydum. Mecburen aile baskısı. Ailesi de diyecek ki Aynen. gidecek bu açık aynı şekilde avukatlar bunu da yazacak. Hakim karşısına vesaire dava açılacak. Onlar da diyecek ki biz bak onlar Ama da eğer isterse, isterse tabi diyecek ki ailesi. Bekle evet, istemiyorlar. Biz de diyecek Hala istemiyorlar, anne baba olarak, benim olarak öyle. biz baskı yaptık o zaman. Biz küçüktü biz geleceğiyle ilgili doğru karar vermez evet. diye yanlış bir kararı düşmesin. Bizim de aklımıza o zaman Avustralya milli takımı daha böyle yattı. Avustralya milli takımı seçtik. Şimdi ama e, hatamızı anladık. Oğlumuz bununla ilgili dava açtı. Yani böyle bir e, kendi seçebilir. Çünkü 18 yaşını geçti Reşit de. Böyle bir söylediğin doğru. Böyle bir açılabilir. Ben ben de bilmiyorum senin söylediğinden Abi böyle bence, niye tokuyorum yani? Bence insan hakları e, yani bir birey 18 yaşından küçükken nasıl ki evlenemiyorsa ailesinin izni olmadan, veya zorla evlendiriliyorsa yani böyle sıkıntılar var tüm dünyada. Sadece hani bu coğrafyada değil. Yani 18 yaşından küçük, reşit sayılmayan bir bireyin Ama bütün da... hayatını etkileyecek bir kararın on, o birey 18 yaşını doldurduğunda bence değiştirilme hakkı olmalı. Ama, i̇nsan hakları bunu gerektirir. İnsan hakları da, o süre milli takımı da karşı dava açar. Bizi tercih etti. Yani... Ailesi tercih etti. Ama olsun sonuçta futbolcu da oynuyor biliyor, ben hani. Hani onlar da o şekilde. Kesin kazanır demiyorum yani, ama tabii. iyi bir iyi bir yol bulduğumu düşünüyorum. Yani, yani ya bu söyle, dava açılır bence. Söylediğin var ya çok farklı çok bir bakış açısı getirdin yani. yani. Mantıklı. Hep bunu bizi seyreden mesela avukatlar diyebilir. Böyle bir dava açılması. Biz avukat değiliz. Evet. Burada hakem de kesmeyelim. Ben kendim de aynen, da, yürütüyoruz da. Fikir yürütüyoruz aynı. Yok böyle bir dava açılır. Tabii. Ben 18 Açılıyorum. yaşında yani, geldim. Benim adıma karar almadılar. Rahatlıkla açılır. Bunu yani burada tabii ki uy Anne, e, doğru hukukçulardan mütalaa alarak yürümek lazım. Bir de lazım. evin içinde var ya yani onlar organize de olur. Anne baba der ki evet biz kendimiz baskı yaptık. Karar veremez 15 yaşında. Onun için daha iyi kariyeri açısından Austria Milli Takımı seçtik. Çocuğumuzu fikrini almadık. Hı yani böyle bir dava açılırsa vesaire vesaire böyle bir şey olursa. 3 yıl diyorsun. 2021-2024. Yani, yani bir yılı geçti, 2 yıl kaldı. Ya, Allah aşkına böyle Ama bir, o, o şey bir şey yılda 6 milyon euro vardı. verilmiş Galatasaray gibi büyük bir camiye gelmiş ülkemize. Daha önce Barcelona'da Şimdi bak Barcelona doğru. görmüş bu oyuncuyu 3 yıl çağırmamak yani şimdi kendi isteği olsa anlarım ben bunu gitmiyorum milli takıma 3 yıl dolunca. Diyemez alır zaman. Bak şimdi öyle bir şey değil diyorsun direkt diyorsun Avustralya milli takımı çağırmazsa diyorsun. Sen Belki olsa... o dediğimiz yöntem de olabilir ama o zaman Zeki Uzunurkan'ın söylediği Sağırsa. gibi cezası da... Hayır doğru. şey zaten... Her ülkede farklı ceza var çünkü şey... bildiğim kadarıyla. Hocamın dediği gibi Avusturya Milli takımın hocası çağırdı mı ne çağır, yapacaksın? Sen dava açsan tabii ne olacak? Biz de oynuyorlar öyle. çağırırım Hiç diyecek. Çağır, sürekli çağır. de çağırır. Şimdi burada şimdi bizi yarın öbür gün dediği gibi sosyal medyada onlar da takip ediyorlar sonuçta. Tabii ki. Aman bak Türkiye'de neler konuşuluyor. <laughs> Aman ha ilk milli maçta sürekli çağırılıyor. Tabii. Tabii çağırılır. Ya şöyle şey, şey bu çocuk daha 19 yaşında hani ya, ya. büyük bir potansiyel barındırdığı konuşuluyor. Evet evet. Tabii bu daha erken bazı şeyler için. Ama çok her olasılığı dikkate alarak hareket etmek lazım. Hatta Yusuf da öyle yapmalı. Hı hı. Yani Yusuf, ailesi, Türk milli takımı yetkilileri, bizler. Yani belki öyle bir oyuncuya dönüşecek ki Yusuf günün birinde ee, yani ah vah diyeceğiz. Belki Yusuf iki yıl sonra diyecek ki ya ben keşke benim ailem zamanında Türk milli takımını seçseydi diyecek. Bunların hiçbirini bilemeyiz. Ama şu anda Yusuf'un büyük bir potansiyel barındırdığını öngörebiliyoruz. En azından şunu söylüyoruz bu yoklukta. Evet. Bu finansal sıkıntılarda yani ya inanılmaz bir şey bakın Rasitsa, e, değil evet, mi adı? Evet, Rasitsa evet. da kendini gösterdi. Norwich'ten kiralanmış bir oyuncu ve satın alma opsiyonu Ama yok. Seneye yok. Yüreği almış Bak seneye yok o çocuk. Ama bu Yusuf bizim bon servisi <laughs> Galatasaray'ın elinde. Evet. Bu bence acayip bir şey. Acayip bir potansiyel İlerleyen var. İlerleyen haftalarda biz Yusuf mu Arda mı diye de konuşacağız. Yani şimdi Elif Elmas'ın geldiği seviyeler, Fenerbahçe'ye kazandırdıklarını düşününce Tabii. Yusuf'ta da büyük bir potansiyel var. var. Çok güzel bir konu açtın. Yusuf'la Arda bana göre baştan çıkartıcı, kışkırtıcı oyuncular. Kesinlikle. Çok farklı yetenekler değil mi? Arda baştan, çok başka ay, ben, bir şey. ikisi Yusuf da Arda da baştan Aynen çıkartıcı, hocam. kışkırtıcı Muğazlam oyuncular. Muazzam adamlar. Rakibin Hı. dengesini bozarlar, seyir zevki verirler tribünlere ve televizyon başındakilere ve Yusuf... Galatasaray takımında büyük olasılıkla artık o ritme yakaladığında ilk 11 oynayacak bu bir. Arda'nın da aynı şekilde biraz daha Jorge Jesus hep söylüyoruz. İyi bir teknik adam. Farklı yaptı geldiğinden beri Arda'ya daha fazla zaman sürede vermesi gerekir. Arda zaten kaliteli antrenman Jorge Jesus'ta yapıyordur. Bir tek bak bir tek oynaması var Arda'nın gelişimi hı hı. için. Yusuf da zaten Barcelona görmüş bir oyuncu. O oyuncu mutlaka onun seviyesini de arttıracak. İkisini var ya seyretmek büyük keyif. Yüzü Doğru. Şimdi Görül ister. Yusuf da A, -A milli takımımızın oyuncu e, havuzunda yer alsın. Ama işte üç, iki yıl daha beklemek i̇ki gerekecek. İki yıl daha. Osurya'nın unutmasını ben dileyerek. İnanın <laughs> <kimse>, inan <laughs> Türk samimiyetimle söylüyorum. E, ben hayatta öyle bir şey yapmazdım ama uzaktan konuşmak kolay. Kendi ailemde farklı bir örnek varken hem de. Ama Yusuf da eğer yok ben Osurya milli takımında oynayacağım diyorsa da yani en herhalde ufak bir tepkiyi hak etmiyoruz e herhalde canım. Ee, ve saygı duymak lazım Tabii. bu seçimine. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Aynen. Şimdi maçı çok konuştuk. Bir kez daha özet görüntüleri hatırlayalım. Ardından e, maça dair son bir derlemede yaparız. Yarın oynanacak iki önemli karşılaşma var. O maçları da konuşuruz. Bir kez daha hatırladık maçı. Galatasaray kazandı. Yeni transferler nasıl monte edilecek? Onu da konuşalım sonra yarına geçelim. Yani bu takıma Icardi en başta Icardi gelecek. Evet. Icardi artık ya, yani hepimiz biliyoruz abi <laughs> dünyanın golünü atmış ya yani bizim ligimizde herhalde yani esne gol atar. Ama e, bir gerçek komik gerçeği de var. Onu Bugün oyuna girenler lazım. var. Yani Sefer haftaya uç... mesela e, Serkan Korkmaz da söyledi zor bir maç Konya Spor maçında farklı bir 11 beklemeli miyiz? Daha o çok, e, yani çılgınca bir hücum hattı var. Hocamın söylediği gibi. Yani biraz daha o savunma bloğunun önüyle savunmanın e, duran toptaki yan toplardaki uyumsuzluğunu gördük bu maçta. Yani Konya Spor'da yan toptan gol atan e, geride kalan maçlarda yan toptan bayağı gol buldu. Onlar da duran topu çok iyi kullanıyorlar. E, zor bir maç olur. Yani işin hücum bölgesini hallettiler şeye benzetiyorum. O şorluklu Ünal Karamanlı dönemde Trabzonspor'un çılgın bir hücum hattı vardı ama çok rahat golluyordu. Onun gibi ön tarafı çok böyle yaratıcı, müthiş, müthiş pozisyona giriyorlar. Ama savunma kısmında belki Abdülkerim Bardakçı olsaydı bugün daha farklı olabilir miydi bilemiyorum. Ama o varken de çok yine Galatasaray pozisyon veriyor. onun oturması için de bir sürece ihtiyaç var. Ama farklı sebeplerle veriyor. Yani bugün Emin üstünden top geçirdi. <laughs> evet. Yani sonuçta yani Abdülkerim geçiyor. daha başka top kaptırıyor. Mesela. Evet, bir de, o bir de tekniği, Konyaspor'u evet. biliyorsun, oyunun kurulumu Abdülkerim üzerinden. Yani böyle bir hata sol, yapıyordu. Solaya tekniği falan. Burada Serkan benim gördüğüm hazırlık maçları dahil böyle çok telaş yapıyor. Böyle kendini kanıtlama derdinde evet. gereksiz işler yapıyor. Hazırlık maçlarına da hatırlıyorsun kaptırdı gol oldu evet. falan, böyle ilk oynadı falan. Çok iş yapmaya çalışıyor. Hayır basit oynasın. Zaten evet. iyi kumaşı bir oyuncu sert sıkı, duran toplarda etkili, umulmadık maçlarda Galatasaray mutlaka gol kazandıracaktır. Abdülkerim aynı zamanda oyun kurulumunda çok teknik bir oyuncudur. Ama burada ya bir telaşın içinde kendini kabul ettirmeye böyle bir stresi, gerginliği var. Haftaya da eski takımı. Evet, ya. Spor'a karşı. Ya Duygusal onun en bir büyük, maç olacak en büyük onun sıkıntısı olarak. hani marka gittikten sonra hani onun boşluğunu doldur, onunla kıyaslıyor mu kendini ya da tribünler kıyaslıyor mu? Orada gel git yaşıyor olabilir. Dediği gibi biraz daha sakin olsa. Zaten Türk futbolunun en büyük problemi böyle basit oyun. Basit oyun oynayamıyorlar. En büyük yıldızları eleştiriyoruz mesela. Peki ee, Serkan Korkmaz haftaya şunu demeye çalıştım aslında. Bugün sonradan oyuna giren yenilerin olacağı bir 11. Radikal bir değişiklik olabilir mi Galatasaray'a? Sen hepimizden iyi biliyorsun, takip yani ediyorsun. Yani Okan filmlerdir. Hoca'nın şu anda mesela şöyle. Hep Yusuf'u konuştuk ya. Yusuf, yani, Yusuf tersten, olur bu. Tersten gidelim. Ben Mertens'in Napoli yorgun olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hakikaten çok yoğun geçti. Yıllar sonra ayrıldığı Napoli'ye bir maçlığına geri döndü ve Napoli Liverpool gibi bir devi 4 bir yendi. Mertens çok büyük ilgi gördü. Fotoğraflar çektirdi. Takım arkadaşları olsun, kulüp olsun, taraftarlar, Napoli halkı olsun. Yani fiziksel olarak da, e, duygusal olarak da biraz yıprandı. Şimdi kolay değil. Ama bugün iyi oynadı ya. Tam, yani Mertens kötü bugün oynadı demiyorum iyi ama yani biraz e, yani ben yorgunluğunu hissettim. Bence motive olmuştur ben de bardağın sen dolu tarafından bakıyorsun ben de boş tarafından bakayım o zaman. Oraya gidip orada o coşku yani, yaşaması o moralle gelmesi tık 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 görece bunlar. Yani. yani Ama Trabzonspor maçındaki Mertens değildi. Değildi yani bence ama onu, onu ama Biraz daha lazım. geride oynadı bu maçta Bence bir hafta sonra böyle olmayacak yani şu anda sıcağı sıcağına hmm. Napoli'den döndü ya vay be ben de Napoli'deydim dedi yani. Ne var ki Galatasaray Napoli'den daha büyük takım. Daha dur abi iki hafta geldi adamın burayı çok sevmesine <laughs> daha var yani Napoli'lik yerine koymasına daha var. Daha geleli adam bir ay oldu yani. O kadar kolay değil ki memleket gibi gördüğü bir yer Napoli. E hamşe, Oraya gitti geldi. E, kendim kendim milli takımı bıraktı mesela. Ben Trabzonspor'a %100 yüz bayalıysam zaten bu kadar. Hani bir yere alışmaya çalışıyorken Alışın. ayrılığa Al. alışmak diye bir şey var. Yani bazen de görmemen gerekir. Yani onun Napoli seyahati onu ya yani olumlu etkilemiştir. Tabii ama olumlu uzun vadede hissedilir o olumlu etki. Çünkü çok güzel karşılandı gurur ama bir yandan da geride bıraktı. Yani duygusal olarak yıpranmaması söz konusu olabilir mi? Sen 10 yıldır görmediğin bir arkadaşın cart diye karşına çıksa o gün pis. Bütün kimyan değişir. Valla futbolda tamam duygusallık var da sonuçta Galatasaray'a gelmişsin. Çok iyi şartlarda gelmişsin. Taraftar bağırına Mertens'i kesmez ben, ama onu ben söyleyeyim. Napo Napoli'den hani... Bence yani şu Gomis'i kesmez. Hı hı. Bu Mertens'i kesmez. E Kerem artık bir 15 dakika daha mesela Oliveira'yla orada o koşuyu şey yapmasa. derken üçünüze de soruyorum. Icardi ben hazırım hocam oynamak Hayır, istiyorum Hayır 3 haftaya ihtiyacı yok. 3 haftaya ihtiyacı olduğunu soruyor. Icardi tabii de hazır olmadığını söylüyor. Bir de o koca de, dedi de, ki de, de, test yaptırdık var. dedi. Hatta e, seninle odada konuştuğumuzda Hı -hı. sen de söyledin. E, Cüneyt test yaptırdı. Test yaptırdığı testlerde çok iyi olmadığını söylüyor. Gayet evet. doğal, doğal ikisini. Doğal tabii ki. Bana göre risk edilmemesi gerekir. Bir maçlık bak şimdi milli takım arası var ondan sonra hazırlanır. Bir maçlık risk edersin. Bir sakatlanır oyuncu bir ayını etkiler. O bir ay gibi görünen, şimdi zaten oyuncu antrenmansız. Ondan sonra oynadığı zaman bir ayını evet, daha evet. etkiler. Aynen. Yani, yani şunu Yunus, söylemek istiyorum. Gomez, Kadroyu da Gomez, getirdik Kerem. ekranlara. Böyle bakarak da konuşabiliriz. Tamam. Her mevkinin alternatifi var. var. Icardi değil, Gomis oynar. Geri kalan ilk isimler Yunus, Mertens, Kerem. Gomis ne? hiç sanmıyorum. Oliveira ve Torreira bu ekibin aynen kalacağına adım gibi eminim. Abdülkerim'in cezası bitiyor değil mi? Bitiyor. Tabii. Evet. Abdülkerim döner. Abdülkerim'den son olur, oynar, sonra olur. Boye'ye oynar. Anolt oynar. Bence aynı 11'le çıkar. Yani, yani Abdülkerim'in cezadan dolayı Galatasaray Dubai bekliyordu ve Hayır. sıra o kes şu an. anda kesemez. Ya hani, tabii okunaca karar verir buna ama Serkan'a katılıyorum. Sadece Abdülkerim değişikliğiyle birlikte aynı 11'le çıkar. Yalnız, hocam ne dersiniz? Ya öyle çıkar ama ya bu şimdi şu bakıyorum Icardi. Ya Icardi başka bir şey Hala, tabii. farklı bir sürünüm tabii. Tabii tabii. Şimdi farklı bir elinde bir silah yani. Tabii. Şimdi Icardi'nin arkasına bakıyorum. İkili oynattın mesela. İssa'da oynuyor Mertens ve iyi bir Mata. Düşünebiliyor musun? Of. He? İzlemesi çok keyifli olur hocam. Öyle bir İkisi takım. öyle oynuyor. Çizgilerde de bir yerde Yusuf Yunus, Kerem o üçünden ikisini oynatıyorsun. Merkezde de tek böyle Torreira'yı oynat veya Olivier'i Galatasaray kad kadrosuna şey bakar mısın Galatasaray kadrosuna o zaman? Yani ön evet. tarafa ele top getireceksin. Yani orada Bermuda şeytan, şeytan, şeytan üçgeni Icardi, Mertens, Mata. Evet. Aynen. Yani bir de tabii şeyi hesaba katmıyoruz. Ben kendimde fark ettim. Öz eleştiri <laughs> yapayım. Ee, işte bazı takımlarımızın bazı mevkileri çok dolu bazı mevkileri bomboş falan evet bu tamam doğru iyi kadro kuramıyorlar kadro mühendisliği falan hak getire ama şunu unutuyoruz bakın bugün yine 5 oyuncu değişikliği oldu yani evet. sahaya çıktığınız takımın kaleciyi sayma sayma zaten 10 oyuncusunun yarısını değiştiriyorsun abi her maç Tabii. yani aslında her maç bir rotasyon Tabii. var yani var bak Yemin okuyorum mesela bu hafta rotasyona bu gerek yoktu oldu. Gomis çıktı, Seferovic girdi. Mertens çıktı, Yusuf girdi. Oliveira çıktı, Berkan girdi. Yunus çıktı, Raşit girdi. Boye çıktı, Dubois girdi. Yani buyur. Ya bir sana, de Serkan Sana yok zaten, ki bir soru. Sana bir soru böyle 5 tane oyuncu değişikliği yapmak. Galatasaray gibi yeni kurulmuş, yeni transferler gelmiş bir takıma doğru mu bir anda? Dakikaları uyarınca hocam hani çok da yanlış. Ben sadece benim tek anlamadığım bir şey var. O da hani oynamasın diye demiyorum. Ama hani sanki Saşa Boya'nın son haftalardaki bu üst düzey performansından dolayı onu tedirgin etmek doğru değildi gibime geliyor. Hemen olsun, 83'te çıkardı. Olsun ah, 83 83. Yani Bence ona o, maçı tamamlatsaydı daha tam, iyi olurdu. Ya yani o giren de Fransa milli takım canım. havuzunda olan Kimin Leo kaptanı Leo, Leo, Leo Dua yani çok iyi oyuncu onu söylemek ha. gerek. Bakma daha sakatlandı falan. Yani doğrusu, iyi bir oyuncu. Sol bek mı? Oynan orada da çok zeki akıllı oyun evet. bilgisi çok iyi bir oyuncu. Patrick kadar oynar bir kere rahat rahat oynar. Yani Patrick savunmada yani daha, daha iyi, daha iyi olabilir. Galatasaray takımı açıkça söyleyeyim benim gördüğüm 10 kişi oynuyor. Patrick hiçbir şey oynamıyor. Ne savunma ne ucumda hiçbir şey oynamıyor. Yani Galatasaray takımı 11-11 bir, evet. yani bir de sol koru doğru doğru kullansa bir tek yani üçüncü golde işte getirdiği içe doğru Kerem'e pas attı o kadar ama daha fazla oyun içinde katkı sağlaması gerekir Galatasaray takımının yani bana göre bir anda Okan Hoca evet hafta içi de oynamıyor İster istemez oyuncuları da bir tempo ritim yakalamak istiyor yani oyuncular evet haklı oyuncuya baktığımda oyuncu anlamında düşündüğümde Okan Hoca da o empati yapıyor. Ondan böyle değişiklikler yapıyor ama bir oyun ezberi net oluşmadığından bu kadar bir değişiklik mesela 3-2 oldu. Bir hata olsa 3-3 anlatamazsın canım. kimseye bak. Tabii. Evet. Şimdi bu değişiklikleri onun için sordum. Yani bana göre belki 2-3'te kalabilir. Ancak o iki tane 90 artalar artık galip mi? Bitiyor. Bir dakika mı var Cüneyt farz edelim 2 dakika. Tabii. 90 artı 4 mu oynuyor? 90 artı de değiştirirsin mesela. Anlarım. Me mecburen. Ama oyunun genelini bir oynasınlar. Haftada bir Galatasaray oyunu evet. Hı hı. Öbür oyuncuları kazanacağım edeceğim falan. Onun zamanı değil. Niye değil? Şimdi daha İkardi Mata gelmedi. Milli takım arası verilecek. Ondan sonra daha o bir hafta bile yani çalışacak Galatasaray takım o gelişimi, oyuncuların performansını üst seviyeye çekmesi için gayet iyi bir süre. Onun için bu süreci böyle geçerken çok böyle oyuncu gir çıktı olmaması gerekir. Çoğu oyuncu yeni geldi. Birbirini tanımıyor. Serkan'ın özelliğini, Zeki Uzundurkan'ın ben özelliğini bilmiyorum. Senin bakıyorum sahacına bazen Şaşkınlar tabii, kimi tabii. ayağını istiyor ayağını atmıyor koşu yoluna kimi koşucu mesela önüne atmıyor ayağını atıyor yani böyle olaylar da oluyor. Şu süreci mesela Konya maçı falan yani bunlara fazla girmeden bir de Konya ciddi rakip daha böyle bir kadro ile çok zorlanmadan bitirmeye çalışmalı birkaç oyuncu değişikliği yapması ama gerek Okan Hoca. Doğru söylüyorsun ama sonra oyun, şu anda <laughs> oyun sıkıntıya girebilir. medyada muhtemel 11'leri yapıyoruz mesela sadece Galatasaray'ın muhtemel 11'lerini tutturuyoruz. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş'ta o e, muhabirlerden gelen 11'ler %100 tutmuyor ama Galatasaray'da 2 haftadır 11'i biliyoruz. Bu hafta ne oldu işte Abdülselim olmaz onun yerine kimin oynayacağını bilecek. 11 Bildik. için söylemedim. Ya, oyuncu da çok hayır, yani ama olduğu ideal zaman, kadroyu bulması da çok güzel. Daha tamam, önceki haftada ideal kadroyu buldu. Ben de iş. onu söylüyorum. Bu kadroyu evet, oynayıp az aynen. değişiklik yapsın. Yani %100 puan katılıyorum. toplasın şimdi. Zaten %100 o, katılıyorum oyuncu bana. kazanmak tabii. değil. Puan kazansın Galatasaray şimdi tabii. kısa vadede. Hani iş, işi de kolay. Hani zaten 11'i belli. Hani ideal 11'ini bulamazsın da hani şunu sokayım, şu acaba nasıl? Kafasında öyle bir durum da yok belirledi 11'ini on ondan sonra devam etsin. Doğru oyun ezberi dediğin sizin lafınız zaten. Zaten haftada bir <laughs> maç yapıyor. Evet. Doğru. Şimdi iki Doğru. önemli karşılaşma var. Onları da konuşmadan bitirmek bize yakışmaz da iyi bir yerdeyse. Ee, çünkü iki maçta birbirinden evet. güzel Serkan Korkmaz. Hangisinden başlayalım? Hani oynanma sırasına göre Beşiktaş'tan başlayalım evet. isterseniz. Beşiktaş evet. Medipol, Başakşehir. Adana Demirspor, Spor, Trabzon Spor. Ligin gizli yani iki, lideri yani bence. Yerimizden maç yani. bana kalkmadan göre, izleyeceğimiz iki bana maç göre bizi bekliyor. Şu anda ligin giz, gizli lideri, en çok pozisyona giren Avrupa'da müthiş oynuyorlar. Başakşehir. Gol yemediler. Gol evet. yemiyorlar. Öbür taraftan da Beşiktaş dört maçta 3 gol ve üzere attı. Onlar da bir devreyi, oyunu çok iyi oynuyorlar. Ama Beşiktaş'ın e, test maçı. Tam anlamıyla şu ana kadar oynadığı maçlar içinde test maçı olacak. Çok zor bir maç. Beşiktaş Başakşehir'i yenerse zaten rüzgar arkasını alır. O Tam tersi Başakşehir içine geçer. Ha, tabii <laughs> Başakşehir zaten ben şunu yani bu söyleyemiyorum. Bu kayıpsız ayrılırsa Sahte gol yemeden ayrılırsa. Ben %60 Başakşehir %40 en Beşiktaş derim. Yani e, gol yemiyorlar. Konya'sı Çok da gibi, pozisyona onlar da giriyorlar. E, Avrupa'da, or, Avrupa'da or, işte, da bunu başardılar. Avrupa'yı da takır takır da, oynuyorlar. Deplasmana gidip dört tane gol atıyorsun. Bir o kadar da kaçırıyorsun. O yüzden Beşiktaş'ın en şu süreçteki en zor maçı. Beşiktaş'ın 11'ini tahmin edebilir miyiz? Beşiktaş'ın 11'ini tahmin edemiyoruz işte. Beşiktaş'ta da yani yani bakıyorsun. <laughs> Biz genel, sizler adına tahmin ettik şimdi hazırlayacak öyle, arkadaşlarımız. Necip dört maçta da oynadı mesela. Hani <laughs> Yine Necip oynar. Necip oynuyor. Ee, çok koşan oyuncuları oynatıyor. Tabii ki e, Josef de Souza'dan e, bir sistem var, bir kırgınlık var haklı olarak. O çok konuşulduğu için o konuya girmeyeyim ama o da takımı etkilemiş olarak, motivasyon olarak belki o hırsla çıkacaklar. Çünkü e, bir haksızlığa uğradığını düşünüyorum Beşiktaş'ın oyuncunun da. Değil mi? Ceza almaması gerekiyor. Tabii burada ya konuşulur. böyle bir şey olur mu böyle, ya? Böyle Burası, bu kadar yanlış bir orada 11'de geldi ekrana. Yanlış bir işlem yapamaz yani futbol federasyonu MHK. Bakalım. Evet. Tayyip Talha'yı koyduk biz. Yani Berkay ile Josef arasında da çok fark var yani. Tabii çok fark var. Hani az buz bir fark yok. Evet. Yani Mustere ile maçta... mesela Mustere ile Okan Koçuk ki Muslera'dan bahsediyoruz. Efsanevi bir isim ve çok iyi oynuyor. Mesela Mustere ile Okan Koçuk arasında de... o kadar fark yok. Ama Berkay ile Josef arasında dağlar Arka kadar var. fark var. Doğru. Bir de Başakşehir maçı. Evet. Yani evet. Başka bir İsa oynarsın Serkan. Doğru. doğru mu? Berkay da dersin. Aynen. Tamam. Yani bu maç alır götürür sıkıntı. O yüzden ya. Şimdi Beşiktaş'ın serzenişi deyle, haklı evet. yani. Yüzde yüz. Sizin söylediğiniz öyle çok doğru. Bu maç Beşiktaş'ın seviyesini de belli etme açısından aynen. çok önemli. Evet. Çok, doğru, çok doğru bir tespit. Peki... E, yerli stoperi buldu Beşiktaş ilk başta da oynatması. Tabii. Hazır bir de geçen düşünüyor. hafta Hatay deplasmanda evet. hepimizin bildiği gibi Tabii canım, işte, kafayla gol yaptı uzatmalarda evet, bir evet. bitti maç bir, doğru mu? Biri ama. sayılmadı ikincisi bir, ne yaptı? Aynen evet. çok güzel. Berkay'ın hazır Necip de boşa çıkmışken Necip tercih olabilir mi? Yani zaten dört maçta geride kalan maçların içinde dördünde oynadı Necip. Stoper'de oynadı ama Berkay'ın yerinde diyorum. Berkay'ın yerinde diyor. Ben Berkay'ın yerinde oynatacağını düşünmüyorum. Ben Berkay'ın Berkay yerinde Necip'i oynatırdım. Neciddi? Ben ama... Ber... Daha Ber... deneyimli. Deneyimli ama Berkay daha becerili. Ona. Daha dinamik. Daha dinamik, öne oynuyor, daha teknik Serkan. Doğru. Ben on. Yani. Berkay'ı mesela... Ama önünde hocam becerili Dezson ve Salih tutum tutum varsa... oyuncu, efendim? Gerson vesaire 2 becerikli. Hocam burada şunu düşünmek lazım. Bu büyük bir maç olsa, yani bir derbi olsa Necib'in deneyiminden ya. faydalanmak istersin. Hani Başakşehir maçı büyük bir maç mı, değil mi? Bence büyük maç. Büyük yakın maç. zamanda şampiyon olmuş ve şu ana kadar ligde gol yememiş. Emre Bölözoğlu'nun Başakşehir'inden bahsediyorsan çok formda. Avrupa tercih tabii edelim. Avrupa macerası da çok başarılı evet. gidiyor. Tebrik edelim Başakşehir'i. Ligde de öyle. Ya tabii ben senin düşüncene saygı duyuyorum. Ben ama Berkay'ı yine oynatırdım. Ya Berkay topla becerisi hocam çünkü Beşiktaş işte. takımı artık topu yere indirdi. Direkt oynamıyor. Şimdi bu dörtlü formasyona hı hı. E, Valen İsmail takımı çevirdikten sonra daha topu yere indirdi. Bu top yere hı hı. indiğinde bir de niye e, Necip'le orada olmaz? Top yere indiğinde rakibe vermemek için daha topu kullanacak oyuncuyla oynaman gerekir. Berkay kullanır, Salih kullanır, Gerson kullanır. Getson salih kadar kullanmasa onun da var. Ve de atletizm var. Hareket hızı. Yani o üçü birbirini tamamlar. Necip de orada topu kullanmada baskı edinde sıkıntı yaşarsın. Yani onun için benim de tercihim Berkay'dan yana bir de beğendiğim oyuncu. Yani gelişirse Beşiktaş adına Doğru. belki ileride 10 senesini rahat rahat düşünmeden orta Kartal mı Berkay mı içerim. da Berkay tarafında mısın? Ben Berkay tarafındayım. Kartal biliyorsun Ümraniye Ümrani evet, Spor evet, tekrar kiralık kiral gitti. O da iyi oyuncu. Onu da beğeniyorum ama ben Berkay'ın yani daha farklı özelliği var. Özelliği şey diyor. kiralanan Berkay olmalı, Kartal kalmalıydı diyor da ondan evet, soruyorum ya hocam. Bence ben olsam fiziksel Kart olarak sanki ben kar Berkay bir ben, adım önde. evet katılıyorum çok doğru. Ee, yani bir de Kartal orada Ümran Edeye oynadı, çıktılar Süper Lig'e. Orada yani biraz daha seyretmek gerekir hmm. ama ileriki yıllarda Kartal da bu kadronun içinde olacaktır ama Berkay bana göre Cüneyt'in dediği gibi bir tık önde. Hmm. Ee, ben e hiç gol yememiş Başakşehir'in yarın akşamı aynı unvanla bitireceğini sanmıyorum. Maç ne olur bilmiyorum. Muleka ve Gorst yani. Bak, maç ne olur bilmiyorum. Müthiş, Beraberlik, mağlubiyet, galibiyet onu bilmiyorum. Ama yiyebilir Bence Başakşehir yarın bu sezon e, ilk golleriyle Çok ya da golüyle Beşiktaş'ın ön bölgesi. Yani, yani Enkudu, Muleka ve Gorst. Başakşehir zaten Dolmabahçe'de Bahçede şu Beşiktaş favorisinden gol yemiyorsa Bence herkes artık Başakşehir'i <laughs> bu sezonun şampiyonluk adayı olarak görsün. Çünkü hani Enkudu, ve Muleka gibi bir forvet hatta arkalarında Getson Salih var. Josef olmasa bile çok etkili bir e, sağ bekle, hücum sol bekte işte Şimdi uçuma çok iyi kat. Tayyip Talha zaman zaman yani Rose ya mesela çok kötü bir maçta çıkarttı. güven getirir. Tayyip Talha e, görmedik sonra, sonra, daha işte, görmemiz ya, lazım birlikte. Ya bu, i̇yi, iyi, iyi <laughs> ciddi anlamda A sınıfı yani ben 7-8 tane oyuncu var bak. Var. Bak şimdi. Hocam Premier Lig takımı bak, gibi zaten bak. çoğu Premier Lig oyuncu. Saiz, Rozier, Josef, Salih ile geç sonunda net saymıyorum bak. Daha 3. Gezal bak, var. Bak, bak 3, Gezal 4, Mulega 5, Vegas 6, Enkutu 7. Bir anda 7 oyuncu yedi bak. Yani. Bak 7. Evet. Üst düzey. Bak ona yakın hemen ki Salih Getson'u saymıyorsun. Getson, bak saymıyorum. Bir de Ki ya, düşün sanki. bak hayır yani düşün. Diyorum ki hadi onları hemen hani saymıyorum. 7 tane bakıyorsun. Ciddi anlamda sağ içinde üst fark üst düzeyde oyuncu. Yani Beşiktaş kadrosu çok güçlü bir kadro. Valerian İsmail'in belki antrenörlük hayatında şu ana kadar eline verilmiş en güçlü kadrodur. Doğru. Yani eğer Valen İsmail pilotaj hatası yapmazsa, hı hı. uçağı düşürmezse, ya Alanya'da düşürüyordu hocam. Bak Hatta şey, bazıları düşürdü. yani hayır, biz de eleştirdik. Eğer Üçü düşürmezse beşikta, evet. Beşiktaş takımı ciddi anlamda ligde diğer dört büyük takımda Doğru. mutlaka sona kadar kovulacak bir Kesinlikle. kadro var. Az önce Serkan'ın da söylediği gibi Getson Salih'i de saymıyorum. Mesela Aynen. Yani. sizin Zeki Zuldurukan'ın söylediği gibi iyi bir stoper. Şimdi Masuaku yani onu da saymak gerek. O da atletizm olan iyi bir bek. Yani burada bütün iş Valerini İsmail'de Hı hı. Doğru kurgulaması, doğru oynatması, evet ona çalışıyor. Bir de en önemli son 20-30 dakikayı da doğru bir analiz etmesi gerekir. Hele yarın Başakşehir'e karşı şunu planlaması gerekiyor. Öne geçerse şayet Cüneyt son 30 dakika 20 dakika baskı yer mi? Başakşehir'den yer. Burayı doğru kurgulaması gerek Valerian İsmail'in. Bir de geriye düştüğü maçta yine aynı şekilde Valerian İsmail, Başakşehir farklı ligdeki diğer takımlar burada nasıl bir oyunu oynatacak oyna ona da bakacağız öne geçtiğinde de ya yani Valerien İsmail ve Beşiktaş'ın yani kısaca Zeki Uzdurgan çok net özetledi kısaca test maçı evet değil mi hocanın ve evet, evet, takımın şimdi geçen hafta bir sürpriz yaptı Valerien İsmail demişken Emre Bilgin'i oynattı ee, Sercan Dikme bizim 11'i Beşiktaş'ı takip eden arkadaşımız hazırladığı için bu hafta öyle bir tercihi olmayacak diyor ama kulislerde de bu hafta da Emre Bilgin'in oynayacağı konuşuluyor. İşte ben o yüzden diyorum ya Beşiktaş'ın 11'ini muhtemelen 11'ini. Ersin 11 mi Emre mi bir de hani kalecini neden değiştirirsin ben geçen hafta anlamadım. Gelsin, Emre ama... de son derece başarılı. Yani o hocaya saygı duyuyorum. İyi gittiği sürece hocalara tabii ki e, yani hazır tutmak sürece. için ama ikinci kaleciyi de o, o zaman o, Okan o, 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 Hoca da Muslera'nın yerine Okan oynasın Başak Okan. Başakşehir'e karşı geçen yap sezonun Başak en formda kalecilerinden biriydi. Başakşehir'e karşı yapar mı? İşte de. bence yapmaz. Bence yapmaz. Orada hani e, acaba oyuncu transferi mi olacak, şudur budur den de bir sürü şeyler söylendi biliyorsun hafta içinde ama transfer dönem bittiği için kafası rahattır artık. Hocanın da, oyuncunun da e, onu bilemiyorum milli ama milli takım havuzundaki e, kaleci tabii. Ersin yani vazgeçmek de kolay değil. Bakalım Valerian İsmail'in tercihi ne olacak ama bir kez daha altını çizeyim. Sercan Hikmet e bu 11'i verdiyse %95 ihtimalle bu 11'lik çıkacak. E Hoca eleştirilir yoksa ya düşünsene kaybettiğini Başakşehir o riski göz alamaz. Tabii ki. Ama geçen hafta aldı o riski. Işte. Yani ben em, geçen hafta em, da anlayamadım. Emre ile mi başlayacak yine? Hayır. Yani Ersinle. Bizim 11'imizde de Ersin, Ersin olduğuna göre Ersin. Ersin nedir? Ama Emre ile de yine başlayabilir diyenler de var. var. Ya Emre yetenek... geçen hafta neticede Geç, başladı evet, hocam. geçen programda konuştuk. Emre benim de beğendiğim Yetenekli bir kaleci. Böyle. Ama bence de başlayabilir. Daha böyle de. sezon başı şampiyonluk yarışında Tabii. hele kaleciyle böyle yani tam böyle bir oyun e, repertuarı kaleci olarak gelişmemiş. Emre'yi oynatmak yani geçen hafta mesela hatalı da gol yedi. Olabilir genç. Ben hiç şaşırmıyorum da ama Doğru zamanda doğru yerde bu kazanmak için. Değil mi? Zirke evet. uzun gerek. Şimdi Ersin'le devam et. Ersin herhangi bir sakatlık yaşamazsa öyle götürmesi gerekir. Şundan olabilir mi? Medyalar bunu onu Ersin Yani Ersin'e bir teklif var biliyorsun. Nis yani klübü bir buçuk yıldır biraz istiyordu. Birazdan değiştirebilir yani, belli. Olmaz. Bir yerden acaba transfer pazarlığı mı yapacak Beşiktaş? Ersin'i satıyor mu dedik. Mi? Ha, bitti tabii evet. ki de. Yani o dedikodular üzerine bir anda Ersin işte yedek kaldı. Acaba... Gitmek istediğimi o oldum, bu oldum, bir sürü şey oyuncunun kafası rahatladı ve mantık şunu söylüyor yani tecrübeli olan kaleciyle başlarsın böyle büyük bir maça ben öyle Yalnız düşünüyorum. Sen tecrübeli... korkmaz önemli bir soru sordu. Ben Sercan hala Ersin diyor mu diye soruyorum yani ben değişebilir. Söyleyeyim. Yarın Emre sahaya çıkıyor. Problem mi var Sakatlığı mı var Bilmiyorum. yoksa? O yani bir açıklama yapılmalı. Ama ya yani, yani. Ser, yani Sercan bir isim ben bir isim söylüyorsam. Beşiktaş'ta Sercan'ın söylediğin ciddi yazısı. Sercan en tabii formda ki. açık ara doğru. kulüp muhabiri. Doğru. Yani, yani Bizde çalışıyor anda. diye de e, soruyor. Aynen doğru, yok doğru, alakası soğuru. yok. Yani. Yo, ya. Gerçekten en Doğruya formda. Doğruya doğru. Açık ara tabii, tabii. Form. en formda Tabii formda. En Ama en ben de diyorum ki Emre en Bilgin. En <gülüyor> <başarılı> <gülüyor> Emre Bilgin tercihi. Sen <laughs> Emre Bilgin mi diyorsun? Ben Emre Bilgin oynayacak diyorum. O zaman diyorum. bir bana problem Ersin oynamalı. o zaman Ama bir problem Emre Bilgin oynayacak diyorum. Serkan o zaman bir problem vardır. Hocayla bravo. Bunun, ee, Ersin bravo. arasında problem mi bu var Ersin'in sakat mı yani var bu, kaleci... bu performansa <laughs> bağlı Tabii. bir seçim olmuyor yani Tabii, doğru mu ikinci hafta Hocam, da hocam şöyle oynaymasın. bir durum da var ama bugün üçüncü kaleci Utku'nun bonservisi çıkarılmadı He. Problem olsa He. Utku Onu tecrübeli bir isim olarak lisansı çıkarılmadı Bildirilmedi evet Bildirilmedi yani E ha. Üçüncü kaleci kim? Genç takım Genç takımda. Zaten hepsi Yani genel. Hayır Ersin'de bir problem olsa ben olsam Utku'yu tutarım. Bir de bir, ne pro... Pro... Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Biz yani böyle niye okuyoruz da ben hiçbir şey falan olduğunda da düşünmüyorum. Ersin ya abi, yaşlı, o, o, iyi bir Ankara ucu maçında baktım kulübeye evet. geldi ya en önce o atıldı farkında mısın? Evet. Araya girdi orada bir lider gibi ben genç yaşına rağmen, rağmen arkadaşına orada sahip çıktı. Kadroda yani öyle bir durumu da yok var. yani öyle Ersin'in memnuniyeti falan kulübede gayet çocuk gollere sevildi. Yok. Olay ben oldu hemen olayın önüne ben de... Yani iyi bir kaleci de. Siz yani, böyle teknik direktörlük yaptığınız için siz Başakşehir'e karşı e, e, Ersin'i oynatırım. Tabii yani <laughs> o yüzden. Yoksa tabii. hoca çok eleştirilir. Kötü bir sonuçta. Yanlış anlamamış ki seyircilerimiz bence de Ersin oynamalı tabii. ama istihbaratım gereği Emre Bilgin diyorum. Ama ha. Sercan Ersin diyorsa Ersin oynar yani, herhalde. Gün içerisinde bir istihbarat çalışması çalışma yapacaklar yani. Ersin. Ya çalışma. meraktan bir sormuştum ama Emre Bilgin yanıtı geldi. Ha. Evet, Sosyal evet. medyada da Emre Bilgin diyenler oldukça Aa, fazla. sosyal medyaya bak. Sosyal medyada şimdi tabii ki önemli tabii. habercileri tenzih ederek konuşuyorum. Ya yani sosyal medyadaki isimlerin yukarı çıkma şekli organik olmayabiliyor. Lafın gelişi. Yok ben de önemli habercilere yani, bak. Senin söyleyeyim. menajerin benim menajerimden iyiyse, senin menajerinin daha çok tirolü varsa senin ismin daha çok çıkıyor. Yani bu burada böyle oldu demiyorum ama böyle bir gerçek var. Doğru. Yani. Doğru. Gelelim bir diğer zorlu maça. Çok zor. Adana'nın sıcağında futbolun ateşiyle kavrulacağız herhalde yarın akşam Zeki Zulur'da. Yani sonuçta Frenç Varaş maçının moralsizliği var Trabzonspor'da. Bir de e, ritmi yakalayamadı, takım olamadı. Hala e, Bakayem üzerinden yıpratılmaya çalışılan hoca var. En güzelini Ertuğrul Doğan yaptı ki bir paylaşımlar oldu. O paylaşımlar derinine incelenince paylaşım yapanların Trabzonsporlu olmadığı, İstanbul Aa. takımlarını tuttuğu da ortaya çıktı. Hani neydi çok, çok farklı kadar, farklı. Bilmiyorum. Ya Abdullah Hoca eleştiriliyor. İşte takım Bu işte, de 3 oyunu... yıllık anlaşma yani. Her, her türlü eleştirebilirsin ya. kötü Ya giderken. şey gibi mi? Gomis Fatih Terim olayı gibi bir şey ya, mi? O, o tarzda olabilir tabii ki. Her türlü birkaç tane eleştiri vardı. Sonra bakıyorlar ki hesaplar hani Trabzonspor taraftarının hesapları değil. Ya Abd... Ertuğrul Doğan da başkan yardımcısı son noktayı koydu. Sonuna kadar hocamızla devam edeceğiz. Zaten 3 yıllık sözleşme imzaladılar. E, koşulsuz, şartsız ama e, şunu söyleyemiyoruz. Yani Trabzonspor geçen yılın gerisinde e, takım kurgusu, ilk 11'i yakalayamadılar. Kadro kalitesi. Ön tarafta... E, e, şu anda sakatlıklar nedeniyle ya, yani. E, öyle tabii. Bir de şimdi Yusuf yazıcıyla ile sakatlığı da eklendi. En az 2-3 haftada onlar yok. Öyle baktığında yani Trabzonspor e, 12 transfer yaptı. E, şampiyon takıma bu kadar oyuncunun gelmesi gelmesi. transferler yaptı. Yani. Sıradan e, isimlerde bu, değil ama. Bunun takım haline gelmesi Epey süreç alacak yani Trabzonspor e, futbol olarak geçen yılın gerisinde evet katılıyorum ama e, sonuçta e, şampiyonluk yarışının içinde çok bir e, e, Antalya Spor maçı hariç Trabzonspor'un öyle çok hocanın dediği gibi çok büyük bir kaybı yok ama Avrupa e, işte. çok e, Maxi Gomez transferi mutlaka Trabzonspora e, bir güç katacaktır yani e, finans maçında gördük bir gol bir asist yaptı. İkincisi e, tabii sınıf çok gol ya He? inanılmaz. Buradaki herkes ona. İşte, uzun, işte oyuncuyu topla buluşturman lazım. Onu yapmaları lazım. En önemlisi e, Bir de işte savunmada çok değişikler olmaya başladı. Vitor hugo çok böyle evet. geçen yılın gerisinde e, kesik de yiyor Yani bazen. hiç e, adına ismine yakışır yakışmayacak hatalar yapabiliyor. Ya yani takım e, o şampiyonluk coşkusundan sıyrılıp Lige odaklanamadı Ben öyle düşünüyorum. Rehavet mi var? Ya rehavet mi dersin yoksa konsantrasyon mu dersin? Hani birçok şeyler yazıldı ki dediğim gibi o hesaplar Trabzonspor'a ait hesaplar. Hani şöyle bir şey vardı. Çok sinirlendim hatta okurken. Ya takımdaki oyuncular şöyle yapıyormuş. Kafasını kaldırıp takımdaki herkes işte hala hani bakayemeyi arıyor sahada gibi. Hiç alakası yok. Bir defa oyuncular rahatladılar bakayeme gitti diye. Çünkü bireysel oynadığı için Top kaptırdığında takım çok zor durumda kalıyordu. Evet problem çözebilir ama oyuncular da Sorması rahatladı hepsi zayıftır. çünkü ön plana çıkma şansını yakaladı. Hı hı. O yüzden hani Abdullah Hoca da takım oyunun üstü ama onu da oturtmak zordur. Hocaya süre vermek lazım. Ama ben yine şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacak Trabzonspor diyorum. Çünkü güçlü bir takım kurdular. Ee, Adana'nın sıcağında dediğin gibi 21-30'da olsa çok nem olduğu söyleniyor en zor maçlarından biri Trabzonspor'un. Evet bir derbi atlattı. Büyük maçları iyi oynuyor Abdullah Avcı, Galatasaray'a kaybetmedi. E, kaybedebilirdi de tabii Galatasaray'ın daha net pozisyonları vardı. E, Adana Demirspor maçında bir galibiyet ilaç gibi gelir Trabzonspora şu aşamada çünkü hafta içinde kızıldız maçı var. Tabii yeniden Avrupa arasında ikinci yani... sınavına çıkacak. Trabzonspor'un da muhtemel 11'ini rica edelim bakalım Trabzonspor nasıl bir 11 ile çıkacak. Trabzonspor 11'i konusunda da iddialıyız. Orada da Yunus Emre Sel var. Bu yönden de şanslıyız. <laughs> evet gerçekten. <laughs> 11'leri tutturma <laughs> konusunda işte tevazu gösteremeyeceğiz. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe için de geçerli. Bunlar <laughs> Emre Kaplan ben... ve Ahmet Selim Kul da doğru 11'leri iletiyorlar. O konuda da iddialıyız. <laughs> 4 takımın 11'leri konusunda iddialıyız diyelim. Böyle bir 11 bekliyoruz. Daha doğrusu Yunus Emre Sel bekliyor bizimle de paylaştı. Ne dersin? bu da çok iyi şimdi? bir 11 ya. Ya <laughs> hiç en doğru ikili burada hangisi biliyor musun? Trabzonspor yani bu şekilde oynasın çok bence etkili olacak. Omurgada Hamsik, Gıbamin. İkisi birbirini tamamlayan. Şimdi geçen maç hatırlarsınız Gıbamin oynadı. Evet. Ee, Avrupa maçında, French maçında. Ee, 8 numara şey oynadı. Ee, Bakasetas, evet. Ee, Barde oynadı. Hep böyle yumuşak oyuncular. Abdülkadir, Ömür girdi falan bilmem ne hem biri görüş hızı var Hamsi'nin öbür defansif olarak Gıbamin'in hareket hızı var. Hareketli canlı bir oyuncu. Bana göre çok dengeli bir oyun. bakasetasönde önde Trezege aynı şekilde ömür sağda çok doğru. Bir de sıkıştığında Umut'la Gomez ikili oyun olarak her problemi çözer. Gomez de, Maxi Gomez ilgili şunu söyleyeyim. Ya alındı ama tabii enteresan böyle gerekli böyle bana göre çok böyle aşırı ilgi görülmedi. Ama çok ciddi anlamda net bir golcü aldı Trabzonspor. Geçen maç bunu gösterdi. Tabii canım, çok Az önce büyük söyledim golcü ya. Aldı hocam. Bak o golü o Kleps dibine gireceksin. Kaleci dibinde her santrofor yapamaz. Evet. Ne yapar? Biz klasik ya bu kaçar mı dersin? Kaçır. Kaleciye nişanlar yerden vurur. Yani onun için Trabzonspor'un en önemli sıkıntısı Zeki Uzudurgan'a ek olarak şunu söyleyeyim. Anlattı. Geçen sene Trabzonspor'un neyi vardı? Bir oyun hafızası vardı. Evet. Değil Tabii mi? Tabii Oyun hafızası. Şimdi oyun hafızası yok. Şimdi yeni gelen oyuncularla farklı bir Abdullah Hoca'nın oyun bulması gerek. Bulabilir mi? Bulabilir. Çünkü o elde malzeme var. O malzemeden de doğru bir sağlam tutarlı sağ içinde oyun şablonu oluşturursa Abdullah Avcı bu oyuncularla Trabzonspor bu yarışın net içinde olur. Ve Avrupa macerasında ilk maç bak mağlup olmasına rağmen gruptan da çıkabilir. Yeter ki Abdullah Avcı'nın doğru oyun şablonu ve hafızaya oturtması gerekir bir an önce. En son şunu söyleyeyim. Ben Trabzonspor hazırlık maçlarını seyrettiğimde güç zehirlenmesi olduğunu gördüm. Trabzonspor, size ek olarak şunu söyleyeyim. Trabzonspor'la oyuncuların, yani biz nasıl olsa geçen sene çok büyük puan farklarıyla şampiyon olduk. Evet. Daha ilk devre şampiyon olduk. Nasıl olsa yine oluruz. Modunda bana göre hareket ediyorlar. Bu doğru değil. Bir takım için en büyük tehlike bu. Evet. Abdullah sonra hocam, Sonra ben, geçen sezon Beşiktaş'ta evet. yaşadı hocam. Çok bu güzel söyledin bana, Cüneyt. Evet. Aynen. Verdiğin çok doğru. Abdullah Hoca'nın bir an önce oyuncuları bu kafa yapısını değiştirmesi hı hı. gerek. Bak tekniği taktiği tek, halledersin. Bu oyuncular oynamayan oyuncularla. Hocam Sergen Yalçın değiştiremediği için itiraf etti. Değiştiremiyorum, Değişti, yapamıyoruz. yapamadı istifa etti. Yapamıyorum diye açıklaması var. Şimdi bu oyuncular ve oynamayan oyunculara bakıyorum. Trabzonspor'un güçlü bir oyuncu kadrosu var bak. Derinliği de var. Hı hı. Bak biz buraya Yusuf'u saymıyoruz ha. Evet. Yusuf. Tabii. Bak şimdi Sa sakatlığı Sakat, var. Sakat hayır evet. hayır. Genel yapı olarak şimdi, girecek ama Yusuf girecek. Umudu saymıyoruz. Yedek girecek. Enis var Aynen yani Öyle böyle canini var. Evet. Yani şimdi burada... O da sakat. Bak şimdi evet. ya diyoruz ki geçen sene anlata anlata bitiremedik. Sizin söylediğiniz gibi mesela Hugo, Hugo da oynamıyor. Evet. Şimdi evet. Trabzonspor'un bu kad kadro derinliği var, oluşmuş. Teknik taktik olarak da bir şekilde bazı işleri çözer Trabzonspor hı hı. orada sıkıntı yok. Ama bir an önce ayakları artık sağlam bir şekilde yere basmalı. O hayal dünyasından çıksınlar net bir şekilde görülüyor. Biz nasıl olsa yetişiriz. Biz öndekileri de geçeriz. Hocam, Biz geçen sene sana. bunu yaptık. Buna dikkat etsin Trabzonsporlu oyuncular Abdullah abi zaten. Benim çok dikkat ettim. sonra evet. Abdullah Hoca öyle dedi zaten. Şimdi evet. bizim için yeni başlıyor her Bence, şey. Bence Türkiye'de şu anda ligimizde en iyi şut atan oyunculardan biri olan Bakasetas'ın ee, biraz daha önde oynaması gerekmiyor mu? Çok Katı böyle da. savunmaya yakın oynuyor. Yakın Bu oynuyor sefer doğru. daha derinde top alıyor defansiyonunu. Şey, yeteneklerini rakip... kullanamıyor. Şut atamıyor yani. Bakasetas'ı Alanya Spor'dan evet. dediğiniz gibi e, Trabzonspor'un e, alış hikayesi ne? Bakasetas santrofor arkası evet. oynar. Evet. İşte iki gol attı. Asil evet. yapar vesaire. Böyle bir oyuncu değil mi Bakasetas? Evet. O anlarda çıkar. Ciddi anlamda etki sağlar. Sizin dediğiniz gibi hem de kalçadan sallayarak evet. gerilmeden o topu vuruyor. Evet. Şimdi bu kadroda Bakasetas'ın mesela 3-4-3'te iç gibi kullanıyor. Evet. Siz çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Orada koşu mesafesi açılıyor. Burada mesela arkadaşlar kaydırabiliyorsa, yapabiliyorsa Bakasetas'ı öne koysun. Evet. Hamsik'le Gıbami'ni ikili yapsın bak. Aynen. Sizin Mantıklı söylediğiniz aynen, o doğru mu? 4-2-3-1 gibi. 4-2-3-1 gibi. gibi arkadaşlar Bakasetas'ı öne atarlarsa Trabzonspor'un daha kaleye yakın. Kaleye yakın. Ha, Hem de ha, kaleye yakın. Onu söylemek. Kaleye rakip kaleye, kaleye yakın. Çünkü sizin böyle bir e, direkt bir şut atabilen evet. hı hı. ve de burada etki yaratan aynı zamanda da bak sırf şut değil Baroş e, e, maçında asiste yaptı. Ara topu bıraktı. Gomez'in evet. attığı golde hatırlıyor Tabii. musun? Gomez'e pası attı. Yani biraz daha bakasetası niye diye alırsın? Sana el kurdur, rakip yarı alanda ve ceza sahasının üzerinde oynadığı Şut zaman, ki bu kale'den, uzaklaştığı de, zaman milli tabii, oynuyor? kaleden uzaklaştığı Uzak zaman, tabi, kaleden uzaklaştığı zaman evet. zaten daha derinlemesine savunmanın önünde aldığı zaman bakasetas o zaman etkinliği o kadar yok ki. Yani hocam Yusuf'un e, forma hocam. savaşı verecek kişi bakasetas. Mı? Hemen, sizin formasyonunuzda biraz oynanmadık. daha öne bile atabilirler hatta. Bakasetası mı forma savaşı verecek Yusuf? ya onunla yani, da verebilir. abdülkadir e, Ömürle evet. de verebilir. Evet. Çünkü sol Tabii. ayak ikisi de içeri Tabii. kat ediyor. Bravo. saat çizgide de oynayabilir. Bravo. İki pozisyonda e, oynar. Hem e, Ömürün yerinde hem de Bakasetas'ın yerinde. Tabii milli takımda bile oynar. Ya bak bak bak, bak düşünebiliyor musun? Aynen. Buldum? Ya bak bu takıma Yusuf gelecek. Sana ciddi fark yaratır gücü. Umut yani. gelecek. O da i̇lk maç var. bak müthiş müthiş. Var. 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 <laughs> futbolun diri yani bir diyoruz ya bazı oyuncular ya adaptasyon falan bahsediyor. Maxi Gomez ile umut bir oynadı ikinci yarı bir arada. Evet. Değil mi? Bir de Umut Bozok'u da saymıyoruz. İkisi gol. Umut söylüyor. söyle. Evet. Bak şimdi Umut'la Gomez ikisi gol yaptı. Gomez bir de asist yaptı. İkisinin uyumu nasıldı? Mükemmel. Evet. İlk maçta da. Umut da çok önemli oyuncu. Evet. evet. Ben biraz Burak Yılmaz'a benzetiyorum vuruşlarını. Ligimizi bilen oyuncu. Tamam taç tabii. Yani düştüğün ya ya. yani Türkiye liginde Aynen. ciddi anlamda sağlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii. Geçen sene gol kralı oldu tabii. Ya, 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 ya iki çok ya iki sene ya. önce falan değil Cüneyt. Tabii tabii. Evet. Geçen sene düşün. Her maç gol atabilirdi. Gol kralı olmuş oynarsa. Şimdi bu arada e, unutmadan söyleyeyim. Aradık Sercan Dikbey'i uyardık. Ha ne diyor? <laughs> Uyandı dedim. <laughs> <laughs> yani seni tebrik etmek lazım. Doğru ha. haber almışım. Öyle mi? Yarın bizde de hayırlı <laughs> 11'imizi şu an değil belki. hayır ama an mı? an değişir böyle şeyler. Tabii, bu akşam o ersin yarın sabah istihbaratını yaptıktan sonra. Ya bu gece net Emre Bilgin zaten. diye uyuyoruz ama yarın gene ersine dönebilir yani onu da söyleyelim ama şu o da an da Emre Bilgin gibi geldi bana. Yani o bizim Sercan Dikmen'in de kulağına gelmiş o da hı hı. Emre Bilgin gibi geliyormuş ona da. Hocam da. mantıklı bir açıklama mutlaka maçtan sonra yapar. Ee, Emre Bilgin oynarsa. Neden Ersin'i tercih etmediniz Burada diye soruldum. Burada da, Emre da yani. genç bir kardeşimiz. Onun hakkında da algı oluşmasın. Ya olmuş. mutlaka ayrı, ayrı algı değil başarılı. yani. Reha markasında arkasında duruyor. Tabii, o bile yeterli yani. Tabii yetenekli bir kaleci. Işte çok güzel bir, bir yerden, yerden girdin Cüneyt. Peki Ersin hakkında oluşan algı ne şu an? Evet yani ne yaptı bu çocuk değil mi? Tabii. Ersin üzgün. Ben bir tabii. maçta onu söylemiştim. Bak şimdi sen Emre Bilgin <gülüyor> çok <gülüyor> duyarlı bir şekilde çok da hoş evet. bir yerden yaklaştın. Ne dedi? Hı. Ya şimdi Emre Bilgin de hani kötü bir kaleci değil dedi. E tamam da... Peki Ersin hakkında düşündüklerimiz ne? Ersin'in imajı ne şu anda bizim? Beşiktaş'ta 3 kupa kazandı bir şampiyonluk. E, yani peki Ersin hakkında oluşturulan kupa. algı ne şu anda? Bir sürü yorum yapılabilir. Dediğin gibi. Yarınki maçın sonucuna göre ve Kulislerde şu Oynayacak gittik, göre. gidemedi. Evet, evet, evet. Sözleşme uzatmadı. Doğru. Kafası karışık. Sözleşme Kafası uzatmadı kız. değil mi? Uzattı mı? Sözleşme sözleşmesi, sözleşmesi zaten, var mı? zaten. Devam, devam ediyor. Hayır hayır, yani. uzatma istemişti yönetim hani bundan. Uzatalım. O konuda... Yok, yenileme olmadı. Olmadı değil mi? çalışma mi? olmadı yok, ama... Yok, yok olmadı. Ee, İyi de bu kadar... Bu bir açıklama bu... değil ama hocam. Avrupa'ya gitmek istedi, gidemedi. Yok o yüzden... Değil. Şimdi üzgün, bak şimdi karışık. bu kadar maliyetli Kerem kadro... Kerem Aktürkoğlu da gitmedi ama yani, takı, tabii. Boyunca. Tabii. Çok doğru. Daha şimdi, bugün attı ama yani. Ya bu kadar... Şimdi <laughs> pahalı bir kadro sonuçta oluşturuyorsun. Yani illa oyunun ücreti değil. Kaliteli bir kadro. Premier Lig'den devamlı oyuncu alıyorsun. Doğru oyuncular. Evet. Doğru oyuncular hepsi. Çok doğru oyuncular. Redmond aldıkları dün konuştuk o da Aa, çok iyi oyuncu sağ evet, sol tabii. çizgilerde tabii. oynar Demleli hem gezal Ligi'si gibi asist yapar ya, en bak. tabii enkudu en gibi birebir adam vay geçer vay çok vay. iyi oyuncu bak serkan sever çok iyi oyuncu hocam. Ee, şimdi böyle bir kadroya risk alır mısın şampiyonluğu diyorsun ki hedefim şampiyonluk yani onun için burada tamam. Ersin'in böyle transfer tecrübeli trans olan genç kaleciyle yani Daha tecrübeli Ama Tabii, söylediği doğru. Ya, transferden kafası ya, karışık olduğu söyleniyor. İyi de transferden artık bitti Bittim transfer kapan sezonu transfer. ve de tabii oynuyor. Evet ya ben de. zannetmiyorum. Yani bu no normal değil. Yani şimdi böyle bir ciddi bir kadro oluşturmuşsun. Ersin'le oynuyorsun. Burada işte olay ya, oldu abi da vesaire. Sen burada ne bileyim ben ya, bilemem yani bilmiyorum. Bir de amaç <laughs> nedir? Burada yani bacıyı yani Bağcıyı dövmeyeceksin abi. Üzümeyeceksin. Aynen. Yani tamam. burada yok şöyle artık Beşiktaş takımı bir şampiyonluk değil mi? Bir moduna girmiş. Ya diyor, bu sene şampiyon olacak değil mi? mi? Yani Bilmiyorum yani. Için, ya Emre bak şimdi Emre iyi oynar ayrı. Biz maçtan önce söylüyoruz. Bu maç o maç değil. Bir de Emre bir daha üzerine ankara gücü maçı maçından sonra bu da kötü oynarsa öbür hafta oynatabilecek misin bir daha? İşte öbür hafta Ersin de hala kafası karışıksa o zaman bak ne oluyor biliyor musun? Kimi bu, işin, bu işin gazı da kaçıyor. Bak burada teknik adamak dikkat etmesi gerekir. Diyorum yani Bağcı'yı dövme, üzümemeye yemeye çalışsan böyle bir pahalı iyi bir kadro kurmuşsun. Çok güçlü bir kadro kurmuşsun. Deve dişi gibi az önce söyledim 7-8 tane yalnız Tabii. A sınıf oyuncum var. Diğerlerini bırak. Yani ona yakın oyuncular da var. Ya saymıyorum bile. Sen burada böyle bir şey arayışlarına, bir şey böyle hesap işte şu Emre'nin yerine işte Ersin biz diyoruz oynaması gerek yok. Ya Ersin'in böyle kafası karışık Emre'yi oynayayım. Bence bu işlerden biri önce Valerian İsmail'in veya bilmiyorum yönetimin çıkması gerek. Hocam yarın mesaimiz fazla çift maç evet var. Ya. Evet. koyalım bu akşamlık. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.